kollarımızı birleştirelim ve yelkenlerimizi mavi vatan rüzgarıyla doldurarak okyanuslara açılalım. Efendim hoş geldiniz. Cam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam Birleşik Akıl Ağı ile birlikte hazırlanan programda Sürdürülebilir Okullar, Sürdürülebilir Okur Yazarlık Projesi adlı sunumu yapacak olan Aynur Özdal, 1980 Samsun doğumludur. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 2003 yılında mezun olup aynı yıl İstanbul'a Türkçe öğretmeni olarak atandı. Çeşitli TÜBİTAK, e-Twinning okul projelerinde yürütücü ve katılımcı olarak görev aldı. Yetişkin eğitimleri alanında sürekli eğitim merkezleri ve özel merkezlerde farklı atölyeler ve eğitimler tasarlayıp uyguladı. Kütüphane projelerine Emirgen İlköğretim Okulu'nda çalıştığı 2005 yılında başladı ve daha sonra atandığı okullarda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmeye devam etti. 2019 yılında Samsun'a atandıktan sonra Milli Mücadele'nin 100. yılında cehalete karşı okuma anlama anlayış seferberliği olarak tanımladığı Sürdürülebilir Okullar, Sürdürülebilir Okuryazarlık Projesi'ne başladı. Öğretmenliğe ve projelerine bu yıl atandığı Yalova'da devam etmektedir. Kendisi Tema Vakfı gönüllüsüdür. Bir yılı aşkın süredir Beyaz Nokta Gelişim Vakfı gönüllüsü ve Birleşik Akıl Ağı paydaşıdır. Aynı zamanda vakfın iletişim koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Evlidir, Arda Kağan ve Doğa adında iki insan yavrusuna annelik yapmaktadır. Buyurunuz Aynur Hanım, siz dinliyoruz efendim. Teşekkürler İnal Bey. Herkese iyi akşamlar. Heyecanlandım açıkçası. Her zaman koordinatör olarak bulunuyordum toplantılarda. Bu kez konuşmacı olmak beni çok heyecanlandırdı. Heyecanımın sebeplerinden bir tanesi de projemi çok seviyor olmam ve onu en güzel şekilde anlatma arzumdan kaynaklanıyor. Çünkü onu çok güzel bir şekilde sunmak, anlatmak istiyorum ki insanlar bu projeden ilham alsınlar. Ve bu projenin benzerlerini kendi şehirlerinde ya da doğdukları köyde veya bildikleri yerlerde uygulasınlar istiyorum. Evet, izninizle sunumuma geçmek istiyorum. Evet, sürdürülebilir okullar, sürdürülebilir okur yazarlık. Neden sürdürülebilir okul? Projemin özeti aslında kapanan köy okullarının tekrar hayata geçirilmesi, onarılarak tekrar köy ortamında, köy kütüphanesi veya köyün ihtiyacına yönelik eğitimler açılması için birer eğitim alanı, yetişkin veya çocukların kullanabilecekleri eğitim alanı haline dönüşmesi ve okuryazarlık neden sürdürülebilir? Bu köylerde insanlar... Türkiye'nin biliyorsunuz okuryazarlık kampanyası var, seferberliği var yaklaşık bir 10 senedir ve çok yoğun bir şekilde yürütülüyor halk eğitim merkezleri ve milli eğitim aracılığıyla. Yalnız insanlara okuryazarlık belgeleri veriliyor. Ben de bazı dönem dönem ihtiyaç duyuldukça bulunduğum yerde okuryazarlık kursları açtım yetişkinlere ve onların okuduklarına şahit olup çok mutlu oldum ve onlara okuryazarlık belgeleri verdim. Fakat aynen birinci sınıfta çocuğunuz varsa bilirsiniz, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken yaz döneminde çocuklar okuma yazmayı unutabiliyor. Yetişkinler de aynı şekilde eğer sürdürülebilir olmazsa bu okuma yazmayı hemen unutabiliyorlar kullanmadıkları için. Veya kullansalar bile kullandıkları tek alan binecekleri minibüsü, otobüsü bilme veya gidecekleri doktorun ismini okuma şeklinde oluyor. Bunu bir ileri boyuta geçirmek amacıyla bu sürdürülebilir okuryazarlık projesini başlatmak istedim. Bu projeye ben köy enstitüleri hayalini modern ve pratik bir modelleme ismini de verdim alt başlık olarak.
Çünkü sürekli ah vah ediyoruz, tüh ediyoruz. İşte köy enstitüleri kapanmasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Hepsi doğru. Keşke kapanmasaydı ama kapandı. Yani sade bir gerçek var. Köy enstitüleri kapandı ve şu an yoklar. Biz peki bir şeyler yapamaz mıyız? Yani köy enstitü tadında olmasa bile birer vatandaş olarak bir şeyler yapamaz mıyız? Aslında benim projem bunun denemesiydi. Ve bu projemi birazdan size adım adım anlatacağım zaten nasıl bir deneme. Amacına ulaştığımı. Projemin başından sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü benim dayanak noktam oldu. Çünkü projeyi yaparken birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz. Birçok insanla yani politik davranmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kurumlarla işbirliği yapıyorsunuz ve ben aynı zamanda bir devlet memuruyum. Ve devlete bağlı bir memurum. Attığım her adım bir sivilin attığı adım gibi olmuyor. Bu yüzden de büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin demiş. Herkes senin aleyhinde bulunacak. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacak. Fakat sen bunlara karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığacaklar. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin demiş. Ve bana söylemiş bunu sanki. Ve ben bu sözü hala kendime söylendiğini iddia ediyorum Atatürk'ümün. Buna inanıyorum. Evet, fikrin çıkış yeri. Ben 15 yıl boyunca İstanbul'da çalıştım. Yani bütün öğretmenliğim boyunca. Bir yıl İzmir arası verdik eşimin işinden dolayı. Ondan sonra tekrar yine İstanbul'a, bildiğim ortama, bildiğim okuluma geri döndüm. Orada çok farklı bir ortamda, daha böyle şehir, daha varlıklı okullarda çalıştım, iyi okullarda çalıştım. Ve 2018 yılında bir şekilde Samsun'a tayin oldum, kendi memleketime. O dönem öyle gerekti, ailecek öyle bir karar aldık. Ve Samsun'a gittiğimde daha önce Samsun'un Ayvacık ilçesine tayinim çıktı, orada bir köy okuluna. O dönemler eşimin bir yurt dışı görev iş durumu vardı ve biz de İsviçre'de yaşayacağız diye ben hep İsviçre'nin fotoğraflarına bakardım. İşte Ağr Gölü'nün etrafında o küçük evler kümelenmiş, yemyeşil, harika bir doğa. Ben Samsunlu olmama rağmen Ayvacık'a hiç gitmemiştim. Minibüsle işte toplu taşımayla Ayvacık'a doğru gidiyoruz. Ulaşım da çok zor yani. Önceden bir iki saat önceden minibüsü arıyorsunuz, randevu alıyorsunuz. O şekilde biniyorsunuz, yerinizi ayırttırıyorsunuz. Neyse işte gerekli şeyleri yaptık, minibüsü atladık gittik. Giderken buranın adeta bir İsviçre olduğunu gördüm. Yani o kadar güzeldi, harika bir doğa. Sisin gün içerisinde değişik tuvalleri boyaması gibi yani aynı tuval üzerinde farklı renk oyunları yapması gibi o sisin gölge oyunları ilk kez yeşil akan yeşil ırmak geçiyor Ayvacık'ın içerisinden ilk kez yeşil akan bir dere ve yemyeşil fındık ormanları fındık şeyleri ırmak boyunca sıralanmış evler küçük ve minibüsteki insanlar. Şimdi ben Karadenizliyim, Samsunluyum. Biz biraz hararetli insanlarız. Sesimiz yüksek çıkar, birden yükseliriz. Giderken minibüste bile böyle sakin, herkes mutlu, hayatından memnun. Birbirleriyle böyle atışsalar hani olur ya bizim ülkemizde çok fazla siyaset konuşulur. Anlıyorsunuz iki farklı insan konuşuyorlar. Şöyle kulak kesiyorum, o kadar güzel anlaşıyorlar ki bayıldım yani burası ne kadar medeni, ne kadar güzel, ne kadar harika bir doğası var diye. Ve ben Ayvacık'a gider gitmez normalde şehir merkezinde oturacaktık. Ben burada oturmalıyım, burada yaşamalıyım diye kararımı verdim. Eşimle de paylaştım ve biz Ayvacık'ta evimizi tuttuk, orada oturduk. Ve
Zaman zaman fırsat buldukça öğretmen arkadaşlarımızla okulumuz çok güzeldi. Çalışma ortamımız, arkadaşlarım hep genç öğretmenler. Çünkü biz İstanbul'da biraz daha böyle stresli bir ortam, işte daha tecrübeli öğretmenler. Kaygılarımız biraz daha farklıydı. Yani öğretmenleri nasıl, çocukları nasıl sınava hazırlarız, en iyi okullara nasıl sokarız. Bunun dışında çok büyük bir kaygımız yoktu. Yani çocukların eve gittikleri zaman neler yaşıyorlar, ne yapıyorlar. Hepsi konforlu alandan gelmiş çocuklardı. Fakat Ayvacık'a gelince daha farklı bir ortam. Yani bir köy öğretmeninin neler yaşadığını orada hissetmeye başladım. Ve kaygılarım değişti. Biz sürekli öğretmen arkadaşlarımla birlikte gruplara ayrılıp velilerimizin evine giderdik. Çünkü veliler çok fazla okula gelemiyorlardı. İşte birinin evi bir dağda, birinin evi bir dağda. Arabası olmuyorsa kaldı zaten. Veli toplantısı yaptığımız zaman bir saat yol yürüyüp geliyorlardı. Ve onlar geldiğinde ben o kadar üzülüyordum, utanıyordum ki. Yani yorduğum için onları. Hepsi güler yüzlü, hepsi çok tatlı insanlar. Yine böyle bir veli ev ziyareti sırasında köylerin içinde o kapanan küçük okulları gördüm. O kadar üzüntü vericiydi ki bir gece vakti yine böyle bir şeyden çıktık, ziyaretten. Gelirken böyle camları kırılmış, işte harabeye dönmüş, kapısı kırılmış. Üzerinde de çiçekler olan bir okulu gördüm ve birden bir ağlama hissi geldi içimden. Neden böyle oldu? Neden kırık cam teorisi diye bir şey vardır, bilirsiniz belki. Bir yerde bir cam kırılırsa, mesela bir durakta küçücük bir çatlak olursa gelen geçen oraya vurur ve orayı bir harabe haline dönüştürür kısa zamanda. Büyük bir ihtimal bu okullarda öyle olmuştu. Küçücük bir cam atılıp, bir taş atılıp camı kırılmıştı ve gelen geçen o camları kırdılar. İşte büstler kırılmış, Atatürk büstleri. İşte gönderde bayrak yok. Bildiğiniz bir şey yani, herkesin evi çok güzel, herkesin bahçesi çok güzel ama o okullar köyün ortasında birer harabe. Ve buradaki öğretmen arkadaşlarımın yaptığı emekler, hevesler birden gözümde canlandı. Bu hani Facebook'larda, orada Instagram'larda paylaşıyorsunuz ya, işte elinde boya fırçasıyla öğretmen figürleri. Bu sınıflarını boyuyorlar. Biz de ne güzel işte öğretmenler, bakın bunları yapıyor. İşte o öğretmenlerin yaptığı resimler birer harabe haline dönmüştü. Peki bunlar birer milli servet. Zamanında buraya vatandaş ve devlet çok büyük yatırımlar koyarak. Şimdi şu an mesela bir yerde okul yaptıralım desek bütçe yok, yapamıyoruz. Ama yapılmış okullar bunlar, zamanında bütçe bulunmuş ve yapılmış. Bunlara ihtiyaç yok mu? Biraz böyle araştırdım falan. Zaten şeyde, Ayvacık'ta da kütüphane yoktu. Neden bunlar bir kütüphane olmasın dedim. Arkadaşlarımla da konuştum, açtım fikrimi. Herkes dedi yok hocam ya, işte nasıl yapacaksın? Bu okullar zaten harabe, bunun masrafı çoktur, yapılmaz, edilmez falan. Neden olmasın dedim. Yani belki arkadaşlarımdan yardımcı olanlar olur falan diye şöyle düşünmeye başladım. Ve köylerde de mesela ben o zaman, ben şu an 40-41 yaşındayım. Benim velilerim benden çok çok gençlerdi. Yani böyle 30-28 yaşında, 32 yaşında genç velilerim vardı ve hiç okula gitmemişler. Yani okuma yazma kursuna bile gitmemişler, okula bile gitmemişler. Ve çocuklarıyla iletişim kurarken de çok büyük zorluk çekiyorlardı tabii ki. Velilerinle konuştum. Okuma yazma kursları açsak, sizinle okuma faaliyetleri yapsak katılır mısınız? Onların biraz nabızlarını yokladım, fikirlerini aldım ve hepsi çok mutlu oldu, çok heyecanlandı. Çocuklarımızla oturup kitap okuyabiliriz en azından demeye başladılar. Onlar için de bir ümit olunca ondan biraz güç buldum ve bir problemi daha vardı köylerin. Aslında toprak çok verimli olmasına rağmen tek tip tarım yapılıyor köylerde. Sadece fındık tarımı. Normal sebze bahçesi bile yapmıyorlardı. Bu tek tip tarımdan dolayı kışın erkekler köyde durmuyorlar. Hani boş boş oturmak istemiyorlar.
ve inşaatlara gidiyorlar. O sırada da bir velimin, çok da genç bir adamdı, yani 30 yaşında. Onlar çok erken evleniyorlar, yani hala 15-16 yaşında evleniyorlar. Öldüğünü ve öğrencimin çok üzüldüğünü gördüm. Sonra bütün sınıftaki çocuklar ağlamaya başladı. Bizim babamız da gurbette, bizim babamızın başına da bir şey gelir mi acaba diye. Hala çok şey yapıyorum, yani etkileniyorum bunu anlatırken de. Neden olmasın dedim, yani bu insanlar köylerinde kalsalar. Köylerinde, daha sonra zaten bu sözü de söyledim, topraklarının efendileri olsunlar. Yani başkalarının inşaatlarında, işlerinde, ırgatlık yapacaklarında topraklarında kalsınlar. Yani bu onarılacak olan okulları hem bir kütüphane hem de farklı tarım, alternatif tarım yöntemleri, işte birim, o sırada birçok ziraat mühendisiyle görüşmeler yaptık. İşte bir sürü çalışmalar yaptık, anlatacağım zaten nerede hepsini. O tek tip tarım dışında işte topraksız tarım uygulamaları, farklı alternatif tarım metotları, benim bile bilmediğim bir sürü şey. O zaman zaten aklımdan şöyle geçti, bilmediğim bir sürü eminim güzel yöntem vardır. Acaba bu insanları köyde tutmanın bir yolu yok mudur şeklinde düşünmeye başladım. Burasını da böyle bir merkez haline getirmek gibi bir amacım oldu. Evet, kendi toprağınızın efendisi olmak istemez misiniz diye sormuştum bir velime. Benden çok genç olmasına rağmen yüzü gözü çok kırışmış, çökmüş bir durumdaydı. O masmavi gözleriyle ağlamaya başladı. Birden kıpkırmızı oldu. Ben ilk kez bir mavi gözün birden kızardığını gördüm o velimin gözünde. Böyle bir şeyi vardı, bunun gerekçesi vardı. Bu projeye mutlaka başlamalıyım. Bu bir yerden hayata geçmeli diye düşünüp ilçe milli eğitim müdürümüzle görüştüm. Ve bu projeyi hazırlamak istediğimden bahsettim. Ve tabii ki ilk başta sorulan sorular, nasıl yapacaksın, köyde kim okuyacak, yani boş yere insanların parasını buraya harcama, insanları heveslendirme, ümitlendirme, bir sürü sesler tabii ki çıktı ve neden olamayacağı ile ilgili bir sürü sözler. Çok komikti ilçe milli eğitim müdürümüzle görüşürken. Yine böyle bana sıralıyor, nasıl olmaz konusunda ve ben hepsini not alıyorum. O dikkatimi çekti. Hocam ne yapıyorsunuz dedi. Hocam dedim, sizin söylediğiniz nasıl olmazları hepsini not alıyorum. Akşam bunları çalışacağım, nasıl olur haline dönüştüreceğim dedim. Pes dedi adam böyle. Tamam dedi, ne istiyorsan yap dedi. Ve ben projeme başladım. Bunun için tabii destek gerekiyordu. Ben de o sırada Ayvaca tayinim çıktığı zaman artık o İstanbul'un yorgunluğu, metal yorgunluğu, işte bedenimde çok büyük bir şeyi vardı. Hırslı ortamın getirdiği büyük baskı, çok rekabeti yüksek bir ortamdı benim için İstanbul. Ve dedim ki ben akıllı telefon bile kullanmayacağım. Maillerime bile cevap vermiyorum. O zaman bir tuşlu telefon satın almıştım. Tuşlu telefon kullanıyorum. Fotoğraf bile çekmiyorum. Yani çünkü fotoğraf çekerken bile o anın güzelliğini yaşamayı geciktirmek istemiyorum falan. O havalardayım. Ve bir arkadaşımın akıllı telefonundan bir şey gönderdim. Başka bir arkadaşıma, böyle hani çok çevresi olan birine bir mesaj. Bu mesajı dedim sen yay. İnsanlar da beni arasın. Altına da telefonumu yazdım, adresimi de yazdım. İlk başta arkadaşım çok şaşırdı. Telefonunu ve adresini yazma lütfen dedi. Hani kimlerin eline geçeceğini bilmiyorsun. Ben de şöyle dedim, benim çok halis bir niyetim var ve içim çok saf dedim. Benim karşıma hiç kötü insan çıkmayacak dedim. İnanır mısınız, milyonlarca telefon aldım. Bir tanesi bile beni uygunsuz saatlerde aramadı, uygunsuz mesaj gönderen olmadı. Olumsuz bir şeyle hiç karşılaşmadım. Yani ev adresimi vermişim, telefonumu vermişim. Ve hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Bu mesajı okumak istiyorum. Çünkü bu mesaj çok sempatiyle karşılandı. Şu an belki okudunuz.
Sevgili arkadaşlarım, ben her şeyden önce bir Türkçe öğretmeniyim ve uzun bir İstanbul macerasından sonra şu an Samsun'da bir köy okulunda öğretmenlik yapıyorum diye başladım. Bu zamana kadar okullar için yapılan birçok kampanya, birçok kitap kampanyasına öğrencilerimle birlikte katılmaya gayret ettim. Sıra bana geldi. Ancak benim kampanyam biraz farklı. Karadeniz köyleri coğrafyası gereği dağınıktır. 5-10 hane bir dağ konuşlanır ve orası köy olur. Köyün camisi ve okulu olur. Bir de kahvesi. Başka ne olsun ki? İşte bu köylerin okulları kapatılıp öğrenciler merkez okullarına taşımalı olarak öğrenimlerine devam ediyorlar. Geçen hafta veli ev ziyareti yaparken köyleri kapanan okulları görme fırsatım oldu. Çok değerli köy öğretmeni arkadaşlarımın kendi elleriyle boyasını badanasını yaptığı okullar şimdi birer virane olmaya yüz tutmuş. Bu şirin okullar neden atıl durumda çürümeye bırakılsın? Ki bununla ilgili hiçbir planlama yapılmadığı için kimse elini taşın altına koymuyor bile. Konuyu biraz araştırdım, Milli Eğitim'e proje sundum. Bu okulları birer köy kütüphanesine ve yetişkin eğitim alanına dönüştürebilmek için sürdürülebilir okullar ve sürdürülebilir okuryazarlık projesini başlattım. Her şey çok taze ve olabildiğince çok kitaba ihtiyacım var. Özellikle psikoloji, çocuk gelişim, bahçecik, tarım, roman gibi. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Ve özellikle belirttim, sosyal medyayı çok kullanamıyorum. Sizlerin de desteği olacağını düşündüğünüz birileri veya gruplar varsa bu iletimi paylaşabilirsiniz. Sevinirim. O kadar çok paylaşıldı, o kadar çok duyuldu ki proje. İnanılmaz yerlerden inanılmaz teklifler aldım. Yani bir anda böyle beni yılın öğretmeni ilan ettiler. Ki ben hiçbir şey daha yapmamıştım. Sadece bir fikrim vardı. Tabii ki bunları hep geri çevirmek zorunda kaldım. İşte neler neler teklif edildi yani anlatamam şimdi. Çok fazla ilgi ve sevgi gördü bu proje. Demek ki dedim doğru yoldayım. Yani bende bir yanlışlık yok. Hani çünkü hep olumsuz şeyler söyleniyor ya. Sonra insanlar bana sordular hani bu yasak değil mi? Bu okullar kimin? Biz mesela köyümüz var. Bu köyümüzde bunu nasıl yapabiliriz? Hatta bu fikirden bir vakıf da kuruldu yani şu an hani kendisi zaten hikayesini anlatıyor. Çok değerli bir insan beni ağlayarak aradı. Dedi ki hani benim oy verdiğim bir okul var Ankara'da Pınar Ayhan Hanımefendi. Dedi ki ben bu okulu işte sizin iletinizi okuyunca şu okulu şey yapmak istiyorum. Dönüştürmek istiyorum ve orayı da sürdürülebilir okuryazarlık yapmak istiyorum. İşte ben projemin nasıl işlediğini, bunların resmi prosedürlerinin nasıl olduğunu, olmaz diyenlere, bu okulu size vermeyiz diyenlere nasıl aldırılabileceklerini hep anlatmaya başladım. Aslında çok basit. Gidiyorsunuz o köyün muhtarıyla, belediye başkanıyla görüşüyorsunuz. Çünkü bu okullar kapatıldıktan sonra kaymakamlıklara bağlı olan milli emlak birimlerine Milli Eğitim tarafından devrediliyor. Ve milli emlakta bunlar atıl durumda bekliyor. Fakat milli emlak buraları istediği gibi kullanamıyor. Buranın yerel yönetimlerce sahiplenilmesi gerekiyor. Bunlar da muhtar veya belediye başkanı. Onun aracılığıyla bir proje hazırlıyorsunuz. O projenin zaten bende bir şablonu var. O şablonu herkesle paylaşıyorum ben. O şablon üzerinden işte gerekçesi, hedefleri neler, işte şartnameler neler, işte bunlar alındıktan sonra hangi amaçlarla kullanılacak? Mesela ben özellikle belirtiyorum. İşte hiç çünkü biliyorsunuz köylerde bir yer açıldığı zaman şeye çok müsait oluyor. Farklı güç odaklarınca. Çünkü hani hemen şöyle görüyorlar yani köylü nasıl olsa cahil ben onu güzel etkilerim şeklinde bakıyorlar. Hemen farklı odaklar ve ben bu yüzden işte o köyün eğitimde mutlaka Atatürk ülke ve inkılapları doğrultusunda faaliyetler yapılması ve buna aykırı olan faaliyetler ve toplantıların olmamasıyla ilgili ve hiçbir siyasi parti logosu, afişi veya propagandası veya toplantısı yapılmamasıyla ilgili özellikle söz alıyorum. Bu şekilde olması gerektiğini yani her sürdürülebilir okulla da iletişimimi devam ettiriyorum. Bu şartnameyle başlatıyoruz projeyi. Evet ve sonra insanlar tabii her yerden kitap göndermeye işte
Şöyle söyleyebilirim, Ayvacık ilçesinin bütün okullarının kütüphanelerini zenginleştirdik. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphaneler kurduk. O sırada Eczacıbaşı Gönüllüleri Derneği çok destek oldu bana. Ve Eczacıbaşı'nın kapanan bazı şeylerinin, ofislerinin mobilyalarını gönderdiler. O sırada yeni yapılan okullarımız vardı. YİBO çok büyük bir okuldu ve laboratuvarları, işlikleri yoktu. Onların gönderdikleri malzemelerle YİBO'ya 3 tane laboratuvar kuruldu. Yani o şekilde düşünün. Bütün öğretmen masaları ve sandalyeleri değişti. Çünkü hani kurumsal bir şirket olduğu için onların eskisi bizim yenimiz gibiydi. O kadar güzel, hani yıpranmamış bir şey gönderdiler. Aynı zamanda işte yeni hediyeler alıp çocuklarımıza gönderdiler. Ve bu şeyleri ben bütün arkadaşlarımla zaten çok iyiydi iletişim. Ayvacık benim için çok özel bir yer öğretmen popülasyonu açısından. Gerçekten harika öğretmenler, çok şeyler, canla başla çalışıyorlar genç arkadaşlarım. Hepsiyle zaten iletişimim çok iyiydi. Ve farklı köylere farklı yardımlar, destekler yapıldı. Hala yapılıyor. Hala işte geçen 2 hafta öncesinden Turmepa ile bir proje yaptık. Yine Döngel Köyü'nün okulun bahçesinde bir park kuruldu. Bu park kurulması olayı çok şeydir, özeldir Ayvacık için. Çünkü benim çocuklarım, ben Eynel Köyü'nde öğretmenlik yaparken 7. sınıf öğrencilerimden hiç şehre gitmemiş çocuklar vardı. Ben onları ayda bir işte sponsor buluyordum, minibüs kiralıyorduk, hep beraber köye gezmeye götürüyordum, şehre gezmeye götürüyordum. Ve parka giderlerdi ilk, kaydıraktan kayarlardı. Öğretmenimiz ilk kez kaydıraktan kayıyoruz derdi o çocuklar. Onlar için çok özel bir şeydi park olması. Ve ben de elimden geldiğince bu köy okullarının bahçesinde park yapılması ile ilgili görüşüyorum insanlarla ve kurumlarla. 5.000 liraya, 6.000 liraya bir park yapılıyor. 5-10 insan bir araya geldiği zaman bu parkı yapabiliyorlar bir ayda. Yeni bir projeydi bu, o yüzden anlattım. Evet, birden çok fazla kargo gelince insanlar sevinecek, mutlu olacak zannettim ama insanlar rahatsız olmaya başladılar. Ne oluyor? İşte bana gelen destekleri ve yardımları kontrol etmeye başladılar. Bununla ilgili bir sürü söylentiler falan olmaya başladı. Ondan sonra bu kadar kitap ne olacak, bu kadar kitabı nasıl kontrol edeceksin falan. Tabii bütün okullara dağıtıyorum, dağıttıkça geliyor. Sadece Ayvacık'a değil, beni arayıp hala görüştüğüm bir sürü insan var. Yani her hafta geçmiyor ki bir insan arayıp beni, işte hocam kitabımız var, bunu ne yapalım diye sorduklarında, benim mutlaka hani görüştüğüm, hani Türkiye çapında da şeyim, ağımı geniş tutmaya çalışıyorum. Öğretmen arkadaşlarımla iletişimi koparmamaya çalışıyorum. Diyorum ki Adıyaman'da bir arkadaşım var, lütfen ona gönderir misin? Ya da Mardin'de, işte geçen hafta Mardin'deki bir arkadaşımıza gönderdik bir şeyler. Ya da diyorum işte Eskişehir'de böyle bir okul var, o okula iletişime geçer misiniz? Erzurum'da bir anaokulunu yeni baştan yaptı geçen sene. Bunları hep dağıtıyorum ben etrafımda. O sırada bir listem var benim, liste üzerinden. O kadar çok kitap geldi, dağıttık. Ondan sonra ne yapacağız? İşte köy kütüphanesi açabilir miyiz, açamaz mıyız? İşte kaymakam huylanmaya başladı. Bu kadar insan, işte şeyler olmaya başladı. İşte insanlar arayıp ilçe milletimi ve kaymakamlığı benim hakkında sorular sormaya başlayınca bunlar çok rahatsız oldular. Ben de dedim ki tamam, işte köy kütüphanesi açtırmak istemediler bana. O zaman dedim ilçe alt kütüphanesi açalım. Çünkü Ayvacık'ta ilçe alt kütüphanesi yok ve Samsun'da kütüphanesi olmayan tek ilçe. İşte daha önce hocam biz işte girişimlerde bulunduk ama açamadık da şöyle engel çıktı, böyle engel çıktı falan. Bir de ben deneyeyim bakalım dedim. Ve İl Kültür Müdürlüğü'ne ziyarete gittim. Sağ olsun çok olumlu karşıladı kültür müdürümüz. Bir yardımcısına yönlendirdi. Ve o yardımcısı da kütüphaneler müdürü Hakan Bey'e beni yönlendirdi.
Sakan Bey'le çok mesai harcadık. İşte Ayvacık'ta bir kütüphane açmak için ne gerekir diye. Ve daha önceden girişimleri bunun olduğunu ama bir muhatap bulamadıklarını. Çünkü şey olduğu için hani coğrafya olarak çok inşaata müsait olmadığı için, çok fazla boş yer olmadığı için yer yok dediler. Ben de o sırada Ayvacık'ta EYUAŞ lojmanlarında oturuyorum. Ve EYUAŞ lojmanlarının içinde yine atıl durumda bir eski lokal binası var. Oraya gidip gelip şey yapıyorum, yani gözümü kestiriyorum. İşte burada işte, çünkü şu an yapılan yeni okullarda, işte EYUAŞ'ın içinde de 3-4 tane okul var. Okulları bir şey gibi yapıyorlar, böyle ortadan koridor, yanlarda sınıf, ne bir sosyal alan var, ne bir kütüphane alanı var. Ne bir tiyatro alanı var. Yani eski okulların düzeni daha böyle kampüsvaridir. Ama yeni yapılan okullar apartman binası gibi. Üniversiteler bile artık öyle yapılıyor. Ve okulların ortak bir tiyatro alanı, bir gösteri yaptığımızda, bir şiir dinletisi yaptığımızda veya çalışmak istedim. Yani oturup kitap okumak istedim. Böyle bir yeri yok. Bu da okullar bölgesinde çok güzel bir biçimde atıl bir bina. Burayı gözüme kestirdim ve kaymakamımıza fikrimi açtım. Kaymakamımız da yani Ayvacık şey küçük bir ilçe olduğu için oraya hep stajyer kaymakamlar geliyor. Çok genç bir kaymakam. Fikrimi açtım, anlattım. Yani o beni tabii başka yerlerden adımı duyduğu için beni tanıyınca tabii fikirleri değişti. Bu projeyi ne kadar inandığımı kendilerini iletince o da çok heyecanlandı ve benimle birlikte dedi ki yani hocam bu işler zormuş, işte yapılmazmış, bina izinleri falan. Dedim ben alırım izinleri, yani şimdi olmaz, bir sene sonra olur, iki sene sonra olur, yazılarını yazalım, yani ne kaybederiz. Peki tadilatını nasıl yaptıracağız hocam dedi. Ya bağış toplarız, destek toplarız, ne olacak dedim, yani kredi çekeriz, bir şey yaparız ondan sonra. Hadi o zaman dedik, projemize başladık. Ve kaymakamımızla bu şekilde bir işbirliği içerisinde olmak benim ilçedeki varlığımı ve yapacağım projeyi daha kabul edilir kıldı. Ve bu süre içerisinde de benim bu köy projesinden vazgeçtiğimi düşünüyor insanlar. Ama o benim aklımda hep var. Çünkü Hakan Bey ile kütüphaneler müdürüyle görüşürken kütüphanelerin ek birimlerinin olduğundan bahsetmişti bana. Ben de köydeki yapacağım okulun, yani ben onu aslında zihnimde yapmıştım. Onu ben 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadelemizin 100. yılında açmaya karar verdim. Yani ben karar verdiysem o yapılacak. Öyle de bir şeyim var, inatçılığım var. Ben onu zaten açıldı olarak görüyorum. Açıldıktan sonra bu okulun, tabii biliyorum ben Ayvacık'ta çok baki kalmayacağım, burada birkaç sene kalacağım. Ben burada olmadığım süre içerisinde bu okulun idame edilmesi için de tabii bazı şeyler olacak, çareler olacak. Ve ilçede açılacak kütüphanenin bu köydeki birimi devlete bağlı olması. Çünkü devlet kaldığı sürece bu devlet dairesi de yaşayacak zaten. Fikrim bu, amacım bu ama söylemiyorum tabii o zaman. İlçe Halk Kütüphanesi'ne odaklandık. İlçe Halk Kütüphanemizi burada kazandırmış olduk diye bir cümleye sığdırdım ama o kadar maceralı bir şey ki. Yani izinleri almak, o sırada da Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararnamesi çıkmıştı. Lojman ve binalarla ilgili, bu devlet binalarıyla ilgili tam denk geldi. İşte çok güzel tevafuklar oldu projede. O da denk geldi. Ona dayandırarak güzel bir dilekçe yazdık Enerji Bakanlığı'na. Enerji Bakanlığı'ndan dilekçemize haber gelmedi. O sırada işte bu işlere bakan müdür görevden alınmıştı. Yerine kayyum atanmış. Yerine atanan kişi de böyle bir adım atmak istemiyor. Araya insanlar koyuyorum. Olmuyor. En sonunda kendim aradım. Hani baktım o insanlarla olmuyor. Kendim aradım. Kendim güzel mailler attım. Peş peşe mailler atınca bu kararı gönderdiler, sağ olsunlar ve aldık. Sonra bunun tabii lojman yapım süreci, işte Ankara'dan heyetler geldi, güzel yerini incelediler falan. İlk başta bir buna bütçe ayıramayız falan dediler ama sonra
onları da ikna etti. Yani insanların maalesef işte bizim ülkemizde benim en sevmediğim şey şu. Her şey sizin insanları ikna etmenize göre ilerliyor. Yani baktığınızda kanuni olarak hiçbir şey yok. Bunun önünde engel yok. Ama maalesef neden böyle oluyor bilmiyorum. Mesela ben öğretmenim, ben de devlet memuruyum. Benim ders anlatmam benim kararıma göre değil. Bu benim görevimse dersimi anlatıyorum. Değil mi? Hani iki dudağın arasında bir şey yok. Ama bazı yerlerde insanların iki dudağının arasında ilerliyormuş işler. Bunu gördüm. Madem öyle işte ikna kabiliyetlerimizi ve daha böyle politik davranarak işte bazı yerde işte her zaman sonda söyleyeceğini başta söyleyen bir insan olarak biraz hani konuşma üsluplarıma dikkat ederek ilerledim. Ve şu an yeni bitti tadilatı. Şimdi içinin donanımı için şeyler yapılıyor, ihaleler yapılıyor. O proje de çok güzel işliyor. İlçe Halk Kütüphanesi ve çok lüks bir proje oldu. Normalde buraya hiç bütçe ayırmayacağız diyen insanlar, başta Atatürk'ün sözünde diyordu ya, büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Orada da çok enteresan bir şey oldu. Ayvacıklı bir iş adamı var. Bu ben İlçe Halk Kütüphanesi'ni yapacağım zaman bu projeyi öğrenmiş ve yalnız kanuni olarak şey değil, hani güzel işler yapmıyor. Benim pek onaylamadığım bir şeyde, sektörde bir iş insanı. Demiş ki ben bu İlçe Halk Kütüphanesi'nin bütün tadilatını yapmak istiyorum diye. İlçe Milliyet Müdürümüz bana bunu işte güzel şeyle, gururla ve mutlulukla söyledi. Ben hocam keşke bana sorsaydınız, ben bu insanın desteklerini kabul etmek istemiyorum şeklinde açıkça kendisine söyledim ve dedi ki ben dedi bunu söyleyemem. Ben söylerim dedim, yani ne olacak, hani bu projeye dedim gerek yok, ben onun desteğini buldum, yapıyoruz, o insanlar destek olacaklar. Bu şekilde söyledim. Aslında yoktu destek falan. Ama niyetim o kişiye onu yaptırmamaktı. Çünkü bu çok halis niyetlerle dediğim gibi bir projeydi. Bunun hep böyle kalmasını istiyordum. Ve bu gelen heyette ilk başta tepkili olup işte hiç buraya destek vermeyeceğiz diyen insanlarla işte biraz böyle konuşunca bu kütüphaneler müdürümüz benim köyde yaptığımız o zaman sürdürülebilir okulumuzu açmıştık ve çalışmalara başlamıştık. Oraya gittik İncirli Köyü'ne ve oradaki köyde yaptığımız çalışmaları görünce çok gururlandı, çok mutlu oldu. Dedi ki hocam kimseden bir kuruş almayacaksın, her şeyi devlet yapacak dedi. İşte o dediğim insanların iki dudağın arasında olan kararlardan biri verilmiş oldu. Yani tabii benim projemin işlemesi açısından güzel bir şeydi ama niye insanların iki dudağın arasında olsun düşüncesi benim aklımda yer ettiği için de o yönü üzücü oldu tabii ki benim için. Sonra çok uzatıyorum lafı, kusura bakmayın. Çünkü o kadar benim için dolu dolu bir proje ki bununla ilgili saatlerce, günlerce konuşabilirim. Ve bu esnada da insanlar tabii ki projeye yardımda bulunmaya devam ediyor. Okul aile birliği hesabımızda paraları topluyoruz da tadilat için. İşte bunlara ne gerek var köy için kullanmaya? Çünkü hani köyde kim okuyacak? Gerek yok. Hani köye bir şey yapmaya ne gerek var? Bunları ilçe halk kütüphanesinde kullanırız diye hani böyle büyüklerden bana şeyler gelmeye başladı. Ben aslında o gelen para miktarlarını kimseyle paylaşmak istemiyordum ama tabii okul aile birliği hesabı olduğu için herkes birbirinden haberdar oldu. Ben de oraya daha güzellerini buluruz. Bunlar köy için. Bunları kesinlikle karıştırmak istemiyorum şeklinde geçiştirmeye başladım. Evet, bu İncirli köyündeki okulumuzun ilk hallerinden. İşte bakın şu çiçekler, şuradaki kardan adam. Beni çok üzen şeydi. Yani şu camların lastiklerine varana kadar, bakar mısınız? Macunlar mı, lastikler mi? Onlara varana kadar alınması, işte şu kapıya belli ki bir tekme atılmış. Yani neden böyle oldu? Bunlar benim o kadar canımı sıktı ki.
Ve hızlıca biz inşaat işlerine başladık. Amacım işte dediğim gibi az önce 100 yıl sonra yine Samsun'dan başlayacak bir kurtuluş savaşına, karanlıktan kurtulma savaşına başlamaktı. Bu şekilde de bir öğretmen olarak Cumhuriyet'ten aldığım çok çok fazla şey var ve bunun karşılığını vermekti. Hemen zeminleri döşedik, ondan sonra çatıyı onardık, çatılar tamamen onarıldı, camlar yapıldı. İşte şu direnç işleri bizim için o kadar maceralı oldu ki şuradan Ayvacık'ta patpat denilen bir araç var. Tarımda kullanılıyor, taşımacılıkta, her şeyde kullanılıyor. 10 patpat şey çıktı buradan, şuraya kadar. Şu gördüğünüz gri yere kadar çamurdu ve okulu çürütüyordu. Onu temizledik, işte duvarları falan onardık. Burada benim kızım ve oğlum, öğrencilerim, bu projenin asıl mimarları onlar. O kadar çok çalıştılar, o kadar çok emek verdiler ki bu projeye. Ve milli mücadelemizin 100. yılını simgeleyen 81 ilden ve Kıbrıs'tan, daha sonra Selanik'ten gelen topraklarla burada 160 tane fidan diktik bahçesinde ve hepsini çocuklarımla birlikte diktim. İlk can sularını onlar verdiler. O sırada biz bütün okul tema gönüllüsüydük. Tema önlüklerini giyip bu şeyleri diktiler ve "Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz" Mülkiye Marşı eşliğinde onu söyleyerek, ıslık çalarak bu fidanları diktiler. Çünkü biliyorlardı ki vatan için onların yetişmesi çok önemliydi. Evet, okulumuzu tadilatından sonra girişinde atamızın "Türk, öğün, çalış, güven" ve kara tahta başındaki o harfler, işte ilk öğretmenler gününde paylaşılır ya, harf inkılabı ile ilgili olan, onu canlandırmak istedik. Burada bu maketi yaptırırken çok enteresan bir şey oldu. Bu etkinliklere falan gittiğinizde dikkatinizi çeker. Hep böyle Atatürk'ün maketi şeydir, küçük yani benim boyumda, 1.60 boyunda falan. Atatürk'ümüzün boyu da 1.76. Ben kendi boyumda olsun istedim bu maketi yaptırmak için. Yapamayız çünkü kartonun boyu 1.60 dediler. Çok enteresan değil mi? Yani böyle bir gerekçeyle demek ki atamızın böyle küçük maketler yapılıyormuş ve biz onların yanında hatıra fotoğrafı çekiyormuş. Tabii bir yöntem bulduk, arkaya eklemeler yaptık falan ve kendi boyunda, kendi boyutlarında bir maketini yaptırdık, hatıra köşesi olsun diye. Burası çocuk kitaplığının olduğu yer. Burada ağacın dalında hayal kuran kız, benim köylerde aynen hayal kuran kızlarımı simgeliyor. Ben çizdim bu resmi. Burası kütüphanemiz ve yanan lambalarımız. Yanan lambalar benim için çok özel çünkü buraya elektrik çekmek benim için o kadar zor oldu ki, işte elektriği direkten almak, onun resmi prosedürleri, en zoru elektrik çekmekmiş. Yani o yaşadığım bütün zorluklar hiçbir şey değilmiş. Ve bir Kurtuluş Savaşı sergisi yaptık burada. Şurada mesela ilk propaganda posteri buymuş ve elle çizilmiş. Şu sağda imleci görebiliyorsanız, Atatürk resminin sağındaki, Samsun'daki, bunları aldık, çıkardık ve bunlar da açılışımız. Açılışımızdan kareler. Bu dedeler beni çok duygulandırdı, çok tatlıydı. Geldiler sağ olsunlar, bütün kitaplara baktılar, ettiler. Projemize özel sevgili Banu Kanıbelli arkadaşım tarafından çok güzel bir şarkı bestelendi. Bizim bir WhatsApp grubumuz vardı. Bütün proje boyunca birbirimize gönderdiğimiz mesajlardan alıntılarla "Dostlarım hoş geldiniz" diye bir şarkı besteledi. Çok özeldi. Evet, burada da benim en büyük desteğim, hala varlığından çok büyük kıvanç duyduğum, iyi ki var dediğim Necati Saygılı beyefendiyle açılış gününde ona bir yazı gösteriyorum. Bu yazı da şu: "Tek başınıza hayal kurduğunuzda sadece hayalperest olursunuz. Diğerleriyle birlikte hayal kurduğunuzda ise gerçeklik başlar.
Benim de aynı hayali kurduğumuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu birlikte büyütmüştük hayali ve bu benim için çok önemli bir sözdü. Ve sonra neler yaptık? Bu kütüphaneyi açarak işte o yaz çok verimli ve çok güzel geçti. Hala çok verimli, hala çok güzel şeyler oluyor köyde. Yani çok reklam yapmıyorum, çok fazla şey yapmıyorum. Buna da gerek yok zaten. Bazen bizim ülkemizde çok fazla bilinmek çok avantajlı olmuyor. O yüzden kendi yağında kavrulsun, kendi popülerliğinde gitsin istiyorum. Hani o çok da fazla göze batırmak istemiyorum projeyi. Üniversitenin bilim kulübü öğrencileri de robotik kodlama, Arduino, fen deneyleri, yaz okulu. Çünkü orada bu malzemelerin hepsi alındı, koyuldu, hala orada mevcut. Tema ve Turmepay'da çevre, dere temizlikleri, doğa eğitimleri, bunlar çok faydalı oldu. Çünkü köylünün yaşadığı şeyle ilgili, köyle ilgili, yaşadığı florayla ilgili onu koruması, beslemesi ve onu özenle büyütmesi manasında hiçbir bakış açısı yoktu. Çünkü mesela hayvanlara bile farklı bakılır. Mesela bir ineği gördüğümde veya bir danayı gördüğümde benim içimden bir sevgi akar. Fakat o köylü için şeydir, yani geçim kapısıdır. Veya bir toprağı gördüğümde ben çok çok başka şeyler düşünürüm. Ama onun geçim kapısıdır. Onun ötesinde başka bir şey yoktur. Bir dereyi gördüğümde, sonbahardaki yaprakları gördüğümde, o kızılları, sarıları gördüğümde ben bambaşka şeyler görüyorum. Ama köylü sadece işte şey görüyor, yani buradan hani nasıl yaşayabilirim? Çünkü tamamen bir hayatta kalma mücadelesi şeklinde kurmuş doğayla olan bakışını. Ve burada aslında doğanın, çünkü dünyanın bizim bu zamana kadar süren giden bir dünya vardı. Ama bundan sonra bizim sayemizde dünya sürmez oldu. Sular kirlenir oldu. Tarım aslında çok büyük bir çözümken şu an tarım toprağın başına bela oldu. O tarımda kullanılan ilaçlar ve atıklar, zehirli atıklar. Bir tarımda kullandığınız ilacı tarlaya atıyorsunuz, kirletiyorsunuz. Bir de o ilacın kutusunu özel imha edilen çöplere atmanız gerekiyor. Özel dönüşüm kutularına atmanız gerekirken dereye atıyorsunuz. Şimdi şu şekilde düşünün. Burada bir köy var yukarıda. Bu yukarıda yapılan tarım faaliyetlerinde sular kirleniyor. Aşağıya doğru iniyor. Burada da bir köy var. Burada köylü yukarıda suyunu alıyor, evinde kullanılıyor. Hatta bana da çocuklar ara ara su getirirlerdi. Çok tatlılar. Yani şöyle 5 kiloluk bidonlara sularını koyarlardı servisle, okul servisiyle. Bana su getirirlerdi. Öğretmenim, kaynak suyu çok temiz. Onlara diyemezdim ki çocuğum tamam çok temiz fakat siz çöpünüzü nereye atıyorsunuz? Aşağıdaki dereye. Senin o aşağıdaki dere de senin alt köyündeki köylünün su kaynağına gidiyor aslında. Yani oraya gelen suları temiz diye içiyorlardı fakat bir üstteki köyün kirlenmiş suyuydu. Kendisi de bir alttaki köyü kirletiyordu. Bunun farkında değil. Bunun farkına vardılar ve bir aydınlanma yaşadılar. Biz hiç böyle düşünmemiştik şeklinde. Bu çok güzeldi benim için. Çok özel bir eğitimdi. Halk eğitim müdürümüzle çok güzel iletişim kurduk. Ve burada yapılacak kurslarla ilgili planlamalar yaptık. Hala onları planlıyoruz. Pandemi dolayısıyla çok fazla bir şey yapamıyoruz ama benim istediğim her branşta hemen hoca bulunup o kurslar açılıyor. Bir müzik öğretmeni arkadaşımla konuşup onun kış döneminde gitar kursu açmasını sağladık. Çocukların her birine çok sevdiğimiz Mine Hanım sayesinde gitarlar hediye edildi 20 tane çocuğumuza. Okur yazarlık kursları burada devam ediyor. İleri okur yazarlık kursları açılmaya başlandı. İleri okur yazarlık kursu daha önce okur yazarlık belgesi alan insanların bir üst seviyede okur yazar olmalarıyla ilgili. Ve okuyorlar yani güzel. Benim köyde zaten bu, ya şu ana kadar adını zikretmedim ama
Bu İncirli Köyü'ndeki projeyi yapmamın en büyük nedeni de Mehmet Kapkara, Mehmet abi. Okul kapandığı zaman söz vermiş kendi kendine, tam okulun karşısında oturuyor. Ben bu okulu bir gün açtıracağım diye şey yaptı ve ağlamış. Ben bu projeye başlayacağım zaman kendisi de bizim din kültürü öğretmenimiz Çiğdem Kapkara'nın abisi. Projeye başlayacağım zaman evleri de çok yakın olduğu için benden yaşı küçük aslında. Mehmet abi dedim, bana destek olur musun, bu projeyi beraber yapalım seninle dedim. Ağlamaya başladı. Yani insanların bu duygusallığı, bu şeyi gerçekten bana çok dokunuyor. Ağlamaya başladı ve dedi ki hocam ben de böyle bir şey bekliyordum. Biz birbirimize el ele verdik. Benim sağ gözüm çocukluktan retinada yırtıklığım var, görmüyor. Onun sol gözü görmüyor. Birbirimizin gören gözleri olduk. Tutan elleri olduk ve yürek yüreğe verdik. Bu projeyi onunla, onun sevgili ailesinin desteğiyle, çocuklar oraya geldiğinde onlara yemekler hazırladılar. Hiçbir zaman Mehmet abinin annesi Hava teyze hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Çok değerli velim Sevinç her zaman yanımızda oldu çocukları desteklemek konusunda. Tabii ben de çocuklara hani bir vegan olarak onlara sucuk ekmek partileri düzenledim. Yani çok büyük bir fedakarlık yaptım ama en büyük fedakarlığı onlar yapmış oldular. Ve burada hala bu kursları Mehmet abi hala okulun düzenli ve derli toplu kalması konusunda hala bana destek oluyor. Ve bu kurslara gelen hocaları ağırlıyor, onlara o eğitim ortamını hazırlıyor. Neler eksikse onları birlikte planlıyoruz. Her hafta mutlaka bu planlarla ilgili konuşuyoruz. Ve köyde açmayı düşündüğümüz çok güzel bir kurs vardı. Bunu uzaktan yine arkadaşımız yaptı, yürütüyor. English in the Village projesi. Çocuklar anneleriyle İngilizce konuşuyorlar. Sürekli köyde mantarcılık ve iyi tarımla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Samsun'da değişik ziraat odalarıyla ve orada çok sevdiğimiz bir ziraat mühendisi arkadaşımızın yönlendirmesiyle bu tarz faaliyetler yapılıyor. Bazı velilerim işte köyde daha yüksek verimli arıcılık, bal üretimi, işte mantarcılıkla ilgili bu işte reishi mantarı araştırmalarına başladılar. Onları yapıyorlar. Köyde bu esnada çok enteresandır bu trüf mantarı olduğunu öğrendik bir dağda ve Bulgaristan'dan bir köpek geldi. İşte onunla birlikte trüf arıyorlar. Falan falan. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Her hafta da insanlar buraya turlar düzenliyor, ziyaret ediyorlar. Ve geldik 2021 yılına. Şu an sürdürülebilir okullar neler yapıyor? Bu esnada tabii saymadığım birçok şey oldu yani. Farklı şehirlerde farklı şeyler oldu. Ama benim dahil olduğum projelerden biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda benim öğretmen olarak çalıştığım Yalova'nın Tokmak Köyü'nde yine köye ilk atandığım günlerde dikkatimi çeken okulun bahçesindeki bir lojman, iki dairelik, 2+1 lojman binası. Bunun ne olduğunu sordum. İşte kullanılmıyor hocam, atıldı falan, böyle duruyor diye. Yani okulda küçük bir ilkokul var, bir ortaokul var, bir de anaokulu var. Kendi alanı çok yok. Burada hemen gider gitmez çok güzel arkadaşlık yaptığımız beden eğitimi öğretmeni arkadaşım vardı, Esen Hanım, Esen hocamız. Esen dedi, burayı acaba bir köy kütüphanesi haline getirmek mümkün olabilir mi falan. Neden olmasın? İşte o da çok heyecanlandı, çok destek oldu bana. İlçe milletim müdürümüzle falan yine aynı prosedür. Konuştuk müdürümüzün ve onların desteğiyle. Buranın tadilatını şu an bitirmek üzereyiz. Bu proje bittikten sonra yol serüvenim esnasında dünyadaki Mars projesi diye çok güzel bir projeye dahil oldum. Çok büyük bir şans olarak görüyorum. Sevgili Burcu Aybak geçen haftalarda bu projeyi anlatmıştı. Onun sayesinde dünyadaki Mars projesine dahil olduk ve burada
77-1, 77 Yalova'nın plakası ve Yalova'daki birinci Mars üssü, yapay Mars üssü olarak burada bir proje başlattık. Çocuk uzay gücü eğitimlerimiz başladı, onlara devam ettik. Burası bir habitat araştırma alanı olarak çok güzel bir proje olarak devam edecek inşallah, inşaatını bitirebilirsek. Bununla ilgili bağışlarınız her zaman bekleniyor. Çok değerli İsmail Karakuzey beyefendi bu projelere çok sevdiği için bana bir fikir sunmuştu. Bir fidan bağışçılara dikilebilir falan diye. Ben de her bağışçı için şu an tohumlarımızı aldık, duruyor. Her bağışçı için tohumdan fidan üretip Tema'nın Yalova'daki Tema Ormanı'na bağışlayacağız. Ve burada o kişilerin ismiyle anılacak bu fidanlar. Bağışlarınızla da aynı zamanda birer tohumdan üretilen fidan. Çünkü ben şeyi çok sevmiyorum yani. O da güzel, o da çok değerli. Ama tohumdan üretilen fidan benim için daha anlamlı geliyor. Çocuklar tohumdan bir şey ürettiklerinde o mucizeyi görüyorlar, yaşıyorlar. Bu tohumları çocuklar dikiyorlar. Bu şeyleri. Toprağa yapılan saksılar var. Tohumu dikiyorsunuz saksıya. Saksısıyla birlikte toprağa verebiliyorsunuz. Bu saksılardan aldık ve onlarla birlikte toprağa gömülecekler. Ve şu an olmasını çok çok istediğim ve startını verdiğimiz Amasya'nın Göyncecik ilçesinde Terziköy köyünün projesi var. Terziköy'de yapmak istediklerimiz kapanan köy okulunun tadilatını ve tamiratını yapmak istiyoruz. Bu benim sosyal medya hesabımda Facebook'ta sürdürülebilir okullar, sürdürülebilir okur yazarlık diye bir grubumuz var. Oraya girerseniz bu resim var orada. Ve şöyle yazmışım. Resmi açın, üzerine tıklayın ve biraz büyütün. Ve kapının üzerine bakın. Kapının üzerinde hayatta en hakiki mürşit ilimdir Kemal Atatürk yazıyor. Ve bu kapının üzerine çarpı çatılmış bakın. Kapın. Yani bu kapı üzerinde bu tahtalar çarpı çatıldığı sürece hayatta en hakiki mürşit ilim olmayacak arkadaşlar. Yani burada birilerinin bekleyip bu okullar açılsın, köy enstitüleri yeniden kurulsun. O biziz yani, onu yapacak olan kişiler biziz. Öyle bir şey yok. Yani Atatürk ne demiş, yani bir kurtarıcı bekliyorsan beni anlamamışsın. Yok öyle biri. Bu işler bizim işlerimiz. Biz yapacağız bunları. Bu köyün muhtarıyla, bu köy az önce size bahsettiğim Esen öğretmenimiz, beden eğitimi öğretmenimizin köyü, onun okuduğu okulmuş. Ve köy muhtarımız Mahsuni diyoruz. İsmini hala hatırlamıyorum. Mahsuni benim için öyle birisi. Çünkü gerçekten onunla konuştuğumuz zaman bu köye insanların gelmesini dedi ki, yani hocam dedi, hemşehrilerimizin hepsi şehirde ve o kadar mutsuzlar ki dedi İstanbul'da yaşamaktan. Yani çünkü yaşam şart şu an özellikle pandemiden dolayı herkes işsiz kaldı, şehirde yaşamak zorlaştı. Yani çünkü bir şey üretemiyorsunuz. İnsan yiyeceğini kendisi üretmesi çok büyük bir özgürlük. Aç kaldığınız zaman diyorsunuz ki ekmeğin arasına soğan koyarım yerim diyorsunuz. Ama şehirde ekmek de bulamıyorsunuz, o soğanı da bulamıyorsunuz. Ama bir köyde, bir tarlada komşunuzdan bir fide alıyorsunuz, ekiyorsunuz. Bir patatesi parçalıyorsunuz, bir çuval patates elde ediyorsunuz. Yer elması mesela, yani köyde mesela yengem bir yer elması almış komşusundan, onu parçalamış, aynı patates gibi dikmiş. İnanılmaz bir şekilde her taraf yer elması olmuş. Al sana besin, yani hiç kimseye ihtiyacın yok. Çok büyük bir özgürlük. Ve insanların köye geri dönmesini istiyor. Tabii köye köyün okulu kapanmış, evler terk edilmiş. İnsanlar okul olmadığı için çocuklarını okutabilmek için şehre taşınmışlar. Orada güç bela yaşıyorlar.
falan. Ve biz de bu köyde köyü kalkındırmak, katma değeri yüksek tarım faaliyetleri hakkında araştırmalar yapmak ve çalışmalar yapmak ve belki bu köyde bir kooperatifleşme süreci ve köyü ekonomik nedenlerle terk etmek zorunda kalan hemşerilerinin köye dönüşünü hızlandırmakla ilgili bu okulumuzda, bu sürdürülebilir okulumuzun tadilatının ardından bu projelere başlayacağız. Bununla ilgili girişimler, düşünceler başladı tabii ki. Tadilatı beklemiyoruz. Evet, sürdürülebilir okullar, sürdürülebilir okul yazarlık bir halk imecesi. Bir kez dahi o köye gitmemiş binlerce vatanperverin samimiyetle bir iş yapabilme, geleceğe ve şimdiki zamana bir eser bırakabilme, soylu davranışıyla hayata geçmiş olan bir projedir. Toplumun sorunlarından çözüm üretmeye doğru giden bir bitkinin meyveleridir. Yolu açık, akışı sonsuz ve her daim esen olsun. Hayal gerçeğin geçmişidir. Çok sevdiğim bir söz Jules Verne'in. Kurulacak çok hayal var. Sizin de hayalleriniz benimki nedense, neden birlikte aydınlık bir gerçeklik yaratmak için harekete geçmeyelim. Okuma, yazma, anlama, anlayış seferberliğinde yol arkadaşı olalım. Hepinizi davet ediyorum bu yol arkadaşlığına. Evet, şu an İncirli Köyü'nün, bakar mısınız doğaya, bu böyle yağmurlu, puslu bir zamanda ve benim okulu son gördüğüm an, şu an görünce çok tuhaf hissettim kendimi. Bu kapanmalarda Samsun'a gitme niyetimiz vardı ama sağlık nedenleriyle yolculuk yapamadık. Çok özlüyorum köyümü, okulumu, bahçesinde çocuklar şu an oynuyorlar, bana resimler geliyor. Çok mutlu oluyorum. Resmi bayramlarda bayrağımız göndere çekiliyor. Çok çok mutlu oluyorum bunlar olurken. Ve tek başınıza hayal kurduğunuzda hayalperest olursunuz. Diğerleriyle birlikte hayal kurduğunuzda gerçeklik başlar deyip teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, projemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Önce bir ara verir. Tamam. Teşekkür ederim Barbaros Bey. Değerli dostlar, Aynur Özdal öğretmenimizi dinlerken onun heyecan evrelerini yaşamış birisi olarak o günler fiziki olarak da gözümün önünde böyle bir şerit gibi geçti. Şimdi önce size Ayvacık'ı bir anlatmam lazım. Ben de ilk defa gördüğüm bir yerde Ayvacık. Samsun'dan Çarşamba'ya doğru giderken, hatta Çarşamba'dan bir sapağı var onun güneye doğru. Oradan 25-30 kilometre kadar gidince oraya varılıyor. Şöyle tahayyül edin. Derin bir vadi ve dar da o kadar geniş de değil. Dağlar yemyeşil vadinin yamaçları. Ortası yeşil ırmak üzerine kurulmuş Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu baraj gölü ve üzerinde de bir taraftan öbür tarafa geçmekte kullanılan, araçların da geçebildiği bir köprü ve gece de ışıklandırılıyor. Yani size şöyle bir gece mi, iki gece mi ne geçirdim orada? Eşimle beraber gitmiştik, daha doğrusu bizi misafir etti. Aynur Hanım eksik olmasın belediyenin olanaklarıyla. Yani ölmeden önce görmesi gereken yerler sıralamasında mutlaka yer alır. Eğer bir gün gene bir fırsat olur da gitmek nasip olursa bir kafile yapıp gitmek, gezmek ve Aynur Hanım'ın rehberliğinde buraları görmek, birlikte görmeye tekrar isterim doğrusu. Her zaman, her zaman. Şimdi Aynur Hanım'ın projelerine gelince, Aynur Hanım'ı ben bu İncirli Köyü projesini internet üzerinde duyurduğu zaman tanıdım.
Şimdi ben kişisel olarak da başlamış da bitmemiş olan projelere karşı içimde böyle derin bir üzüntü ve yılgınlık duyarım niye bitmiyor diye. Ve o yüzden de derim ki hep hiç bitmemiş cami yaptırma derneklerinin bitmemiş bir işine rastlamamış olmaklığını. Burada özellikle okullarla ilgili işlerde görülen bir olay olmaması da ayrı bir üzüntü kaynağı olurdu. Aynur Hanım'ın çabalarını gördüğüm zaman mutlaka ona destek olmalıyım. Çünkü o da bitirmek istiyor. Öyle yarım bırakmak istemeyen bir tabiat olduğu fark ediliyordu. Bir şekilde kolaylaştırıcı olduk. Ve başarılı bir sonuca erişti. 2018'de başlamıştık tabii buna. 2019'a gelirken dedim ki 19 Mayıs'ta sizinle orada olacağım. Açılışı da o gün yapalım demiştik. Ve oraya da denk getirdi. İşte bir resmimizi koymuş orada. Gerçekten büyük gurur verici bir tabloydu. O eseri de görmüş olduk. Kendi macerasındaki böyle tıkanıklıkları nasıl aştığını merak etmiş, sormuştum. Kendisinin sözüydü. Ne diyordu? Tam öyle miydi? Düzeltsinler yanlışsa. Dirençleri eğmesini biliyorum ben dedi. Doğru mu Aynur Hanım? Enerji bükücü. Ne bükücü? Enerji bükücü. Enerji bükücü. Dolayısıyla hayır diyenlere hayır, o da hayır illa olacak demiyordu. Tabii olmaz ama diyerek işini yapabilen hanımlara da mahsus tabiatının da yardımıyla tatlı diliyle bir sürü engelleri aşmasını bilmiş ve bundan sonra da aşmaya devam ediyor. Karşılaştığı güçlükleri biraz da şurada anlattıklarından fazlasını da bilen birisi olarak onu takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizin evet. Varlığınız her zaman bana güç verdi. Dediğim gibi bir proje başlatılmış, yapılmak isteniyorsa onun yapılmasını, tamamlamasına mutlaka katkı vermek lazım. Ki bir şeyin olmayabileceği örneği değil de olabileceği örneklerini çoğaltmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim ve kutluyorum Aynur Hanım sizi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vardığınız için. Söz verdiğiniz için Barbaros Bey. Sağ olun. Şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Mehmet Ali Ergöz abi izlerken isterseniz size veya öğrencilerinize dağıtmak üzere Metin Aydoğan hocanın kitaplarını gönderebilirim diyor. Şaka yapmıyor. Elinde epey bir kitabı var. İsterseniz konuşalım. Tabii. Onları size gönderebilirsiniz. Şeyi de siz anlatırken aklıma geldi. Elektronik ortam varsa eğer bizim kütüphanelerimizi kullanabilirsiniz. Bizim kütüphanelerimizi gördünüz mü? Tabii gördüm. Gruba eklemiştiniz beni. Çok da güzel bir Atatürk Kütüphanesi yapıyorsunuz. Tabii ki yani elektronik ortamda bu açıldığı zaman, sizin siteniz tamamen devreye girdiği zaman çok güzel, büyük bir hizmet. 10 bin civarında kitabımız var. Evet, evet. Sefa abi diyor ki, siz Cumhuriyet'e olan borcunuzu ödediniz bence. Öğretmenim. Sabri Atalay, harika işler yapmışsınız. Teşekkür ederim. Yaşadığınız bu olayları bir kitap haline getirmelisiniz bence diyor. Bu çünkü ileride insanlara örnek olacaktır. Bunları yazın lütfen diyor. Selçuk Bey tebrik ediyor ve bunun yaygınlaşabilmesi için yaygınlaşmasını diliyor. Ondan sonra bizim chatte
Sadece 37 soru gördüm şu ana kadar. Sadece 37 güzel. Bunun yaygınlaşmasını ben de çok diliyorum. Zaten bu yüzden imkanım oldukça anlatmaya çalışıyorum. Öyle çok her yere çıkmıyorum. Yani bazı televizyon programlarından talepler geldi. Birkaç radyo programında konuştum. Bir iki işte Hürriyet Gazetesi'nde, Cumhuriyet Gazetesi'nde haberi oldu. İnsanlar bu şekilde öğrendi. Öğrendikten sonra çok dikkatimi çeken şey, kimse böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyor. Yani köydeki bir okulu bu şekilde kütüphaneye dönüştürme fikri akıllarına gelmiyor. Yani böyle bununla ilgili bir istemezler, yaptırmazlar senaryosu var insanların kafasında. Öyle bir şey yok, olur. Yani olabiliyor. Bunu insanlara anlatmak için zaten şey yapıyorum. Yani bu programı da o yüzden özellikle seçtim. Bugün aslında farklı bir konuğumuz vardı, o iptal ettiği için ben anlatayım o zaman projemi dedim. Bu projelerin olabildiğini sizler de hani etrafınızda paylaşırsanız insanlara cesaret gelecektir. Yani biraz böyle azmetmek gerekiyor. Çünkü hani çok fazla ses oluyor. Biraz hani onlara duymamak. Öyle bir yapınız varsa eğer yaparsınız. Yani tek bir özellik isteniyor sizden. İnatçı olacaksınız. Ve başkalarının olmaz laflarına duymayacaksınız. Yani böyle bir kişiliğiniz varsa bu projeleri yapabilirsiniz. Çünkü insanlar gerçekten çok yardımcı oluyor. Bu fikri çok seviyorlar. Böyle bir şey iş yapılıyor olmasını gerçekten çok destekliyorlar. Yani benim bu Tokmak projemde de çok sağ olsun Beyaz Nokta Vakfı'ndan Tınaz Beyler çok destek oldular. Bayram Bey, Ayhan Bey, Önder Kıratlılar çok yardımcı oldu. Timder, Tesisat İnşaat Malzemeciler Derneği ihtiyaçlarımızı karşıladı. İnsanlar hani bunun için bir şey oluyor, grup hemen oluşuyor. Aynı grubun şimdi umarım Amasya'daki Terziköy projesinde de tekrar böyle bir grup oluşması için sizlerin desteğine ihtiyacım var. İşte sizler anlatacaksınız etrafınızda. Terziköy'de böyle bir proje yapılıyor. Arkadaşlarım hani destek olur musunuz şeklinde bana destek olmanızı bekliyorum sizlerden. Devam edeyim ben sorularıma. Ya Ayşe Gezdur Hanım diyor ki ben iki kez aradım telefonunu. Çaldı açılmadı, cevap vermedi. Ertesi sabah telefonumda yeni bir WhatsApp grubu ve 83 tane mesaj vardı. Evet, Ayşe Gezdur Hanım da benim projemin ilk başından beri bana destek olan varlığıyla, o güzel sesiyle, o çok güzel bir ses tonu vardır Ayşe Hanım'ın ve o pozitif yapısıyla yanımda olan çok nadide, çok ince bir insandır. Çok da severim, iyi ki var kendisi. Mesude Hocam. Yeter ki güvenilir olalım diyor. Bu milletin çok güzel hasletleri vardır. Emekli evet. Bir öğretmen olarak sizi kutlarım diyor. Çok çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Özellikle değerli öğretmen büyüklerimin çok desteğini gördüm bu projede. Kendileriyle tanışmak beni o kadar zenginleştirdi ki onlarla sohbet etmek, deneyimlerinden yararlanmak benim için çok çok değerliydi. Çok teşekkür ederim öğretmenim. İyi ki varsınız. Kadircan Hocam diyor ki, sevgili Aynur Hanım, azimli çabalarınız ve gerçekleştirdiğiniz başarınız için teşekkür ediyoruz. Köylerin canlanabileceği umudunu yeşerten bu güzel hareketlerin, karşı propagandanın çok yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu'da da başarabileceğini düşünüyor musunuz? Bunun için zihninizde bir yol haritası var mı? Var, oldu. Urfa'da
Yine böyle bir kapanan köy okulu, köy kütüphanesi haline geldi Şanlıurfa'da. Oraya da çok güzel, severek değdi bu okulumuz. Yine bir dağ köyünde. Çok güzel oradaki insanların ümit yeşertildi. Yani şöyle, buraya istediğiniz her yerde her binayı onarabilirsiniz. Buraya bir kütüphane haline getirebilirsiniz. İnanın bu işin en kolay kısmı. Ama işin en zor ve sizi başarılı kılacak kısmı ondan sonra neler yaptığınız, ondan sonra hangi değişiklikler oldu. Şimdi aslında çok fazla değinmemişim ama benim için en büyük başarıyı ben geçtiğimiz yaz, 2020 yazında yaşadım. İlk projemi yaptığım zaman beni arayıp işte insanlar diyor işte seni şuraya çıkartalım, yok işte yılın öğretmeni diyelim, yok işte şu örnek projeyi yapalım, şundan şunu yapalım falan. Bir durum yani, şu an daha bir şey başarılmış değil. Şu an bir bina onarılıyor. Hep o gözle gördüm. Bu projenin başarılı olup olmadığını şu an bilmiyoruz. Yani binayı onarmak, güzel düşüncelerinizin olması bir başarı değil. Yani eğitim de biliyorum ki, ben bir eğitimci olduğum için, çok uzun süreli bir yatırımdır. Yani bugün ekersiniz, yarın hemen o meyveyi toplamazsınız. En azından bir 5 yıl geçmesi gerekir, 10 yıl geçmesi gerekir. Bu yaptığınız oradaki proje veya çalışma, adım nelerle sonuçlandı? Eğitim zaten davranış değişikliği en temel şeyle hepimizin bildiği. Hangi değişiklikler oldu? Ve ben burada hani insanların okuması, o köy kadınlarının işte çocuklarıyla İngilizce konuşması, çocukların gitar çalması değildi benim için asıl mesele. İlk kez 2020 yılının yazında bütün 8. sınıf öğrencileri liseye kayıt oldu. Bakın 2021 yılından bahsediyorum ve liseye kayıt olan çocukların olması büyük bir başarıydı o köy için. Ve bu projenin bir sonucuydu. Çünkü insanlar orada yani bir kadın öğretmenin aslında hani onlar hep böyle şeydir yani, aslında hani bu cinsiyetçiliği çok sevmiyorum. Erkek gibi görünmek, erkek gibi davranmak hani benim hiç şey yapılmayacağım. Hani beni onure eden bir şey değil, tabir değil. Ama onlar öyle bakıyorlar. Diyorlar ki ya erkek gibi kız, benim kızım da böyle olsun. Bu hocam gibi olsun ve kızlarını okutmuyorlardı. Açık lise var biliyorsunuz, ülkemizin açık lise gerçeği. Çocuklarını liseye göndermek yerine açık liseye yazdırıyorlardı. Hani bir imkan gibi oldu açık lise aslında, ama burada insanları açık liseye yönlendiren de bir şey vardı, eğilim vardı. İlk kez 80 öğrenciden 80'i liseye kayıt oldu. Normal liseye. Tabii şu anda da hani online eğitimden dolayı gidemiyorlar ama sonuçta kayıt oldular. İşte benim için başarı buydu. Yani orada o okulun, oradaki o habitatın, ortamın başarılı olduğunu gördüm. Yani demek ki evet, bu köye bir değişim yaptığınız zaman sonuçları alınıyor. Şimdi Urfa'da da yapıldı, insanlar sevindi, mutlu oldu. Bakalım orada ne değişiklikler olacak, onu bekliyoruz. Şey, Selçuk Bey de Doğu Anadolu'daki köylerle ilgili durumu belirtmiş, bu taşımalı eğitim garabeti yüzünden köyleri boşalttık. Ondan sonra bunlarla ilgili düşüncesi var mı? Demin onu cevapladınız zaten. Erol Kaptan da diyor ki ben Cibuti'ye gittim diyor. Cibuti'dekiler yani oradaki çocuklar bile yabancı dil biliyordu. Bizimkiler hala bu işleri biz beceremiyoruz yabancı dil konusunda diyor. Çünkü kendimizi ifade etme konusunda şeyimiz var, direncimiz var. Yani Türkçe olarak bile kendimizi ifade ediyoruz. Şey yazdı, çok hoşuma gitti. Şu an yazdı, onu da okuyayım. Dünyada güzel ne varsa hepsi kadınların eseridir zaten. Teşekkür ederim. Demin sözünüzü kestim ben sizin. Tam oraya gelmiştiniz. Bu
Sizin bu yaptığınız, ortaya çıkardığınız olayı kurumsallaştıran, kötü durumlara düşmesine engelleyen bir protokol veya bir güvence var mı? Evet, aslında bahsettiğim bundan. Projemin benim 20 sayfalık bir proje, işte bir sürü bla blası var. Onu geçtikten sonra en sonunda bir sayfalık bir şartname, işte bu okullarda şu olur, şu olur, şu olmaz şeklinde bir şartnamesi var bunun. Ve bunu mutlaka kaymakamlıkta onaylatıyorum. Ve muhtarla da bu şekilde onaylatarak bu projeyi başlıyorum. Ve bunu güzelce anlatıyorum. Böyle böyle olmalı. Bunun amacının dışında asla kullanılmamalı diye. Bunun bir bağlayıcılığı var tabii ki. Yani resmi bir proje, resmi bir yazı olduğu için. Onun dışında buraları işte muhtarlık alıp onarıp istediği gibi kullanabilir. Ama böyle bir şartname hazırladığınız zaman ve kaymakamla bunu imzaladığında bu amaç dışında kullanılamaz. Telefonunuzu ve mailinizi istiyor Ümit Bey. Ümit tabii. Yazdı. Herkesle de paylaşabilirim. Bu şeyde Ayhan Bağ Tuğsuz Bey teşekkürler ediyor ve başarınızın devamını diliyor. Ben çok teşekkür ederim. Erol Bey Viyana'da yaşıyor. Türk Tarım Akademisi ile sizi tanıştırmak isterim diyor. Tabii. Bir TürkTarımAkademisi.com. Genç öğrencilerimiz bilgisayar destekli uygulamalı ata tohum, doğal tarım yapımını öğreniyorlarmış burada. YouTube'da da bunların sayfaları varmış. Necmettin Türkoğlu bu çalışmaları yönetiyormuş. Telefon numarasını yazmış. Çankırı'da pilot uygulama alanları var. Çok teşekkür ederim Erol Bey. Ben mesajınız olduğu gibi kopyalayıp hemen kaydettim. Daha sonra mutlaka sizinle iletişime geçmek isterim. Bu tarz işbirlikleri ve paydaşlık çalışmalar gerçekten çok güzel sonuçlar veriyor. Bunların hepsi benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. İsmail Karakuze Bey, Aynur Hanım yapmış olduğunuz projenizi gönülden destekliyorum ve takdir ediyorum diyor. Ülkemize projeler kişilerin bireysel çabaları ile birlikte olmakta. Aslında bu yapmış olduğunuz kütüphaneler projelerin üretim merkezi olması ve bu yeni fikirlerin oluşması, yeni tohumların atılması için ne yapmamız gerektiği konusunda da düşüncelerinizi öğrenebilir miyim diyor. Aslında şöyle bir şey var. Hani derler ya, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Aslında standart bir proje yok. Yani her köyün ya da her ortamın, yani bu projeyi bir varoşta da yapılabilir. Yani mesela öyle bir şey yapmayı çok isterim önümüzdeki dönemlerde. Öyle bir yerde bu tarz bir proje yapmayı, daha da farklı ilerletmeyi, oranın florasına bir katkı olmayı çok isterim. Her köyün, her ortamın, her mahallenin hiç dışarıdan baktığınızda çok keyifli olduğunu gördüğünüz her yaşam alanının mutlaka geliştirilebilecek ve daha iyi hale getirilecek yönleri vardır. Onu biraz analiz etmek çok önemli sanırım. Yani köye baktığınızda köyün hiçbir sorunu yoktu Ayvacık'ta. Ama orada hani farklı dinamikler, farklı işte değişik bir gözle okuma, analiz etme bakış açısı vardı. Ve bu değerlendirildi. Şimdi mesela Tokmak Köyü'nde çok farklı bir şey yapmak istiyorum. Onun çünkü farklı bir şeye ihtiyacı var.
Burada mesela dünyadaki Mars projesi benim için inanılmaz güzel olacağını düşündüm. Yani geleceğin mühendislerinin yetişeceği, o çocuklarla yapacağımız işte uzay gözlemleri, onların dünyalarına yapacağımız katkı beni çok fazla heyecanlandırıyor. Çünkü Tokmak köyü biraz farklı bir köy. Yani hiçbir maddi şeyi yok, sorunları yok. Okumama sorunları yok. İşte velilerimiz işte lise mezunu, işte üniversite mezunu olanlar var. Öyle bir cehalet durum yok. Ama burada da farklı bir geliştirilebilecek yön var. Amasya'da farklı bir sorun vardı. Onun o sorunu üzerine neler yapılabilir, nasıl geliştirilebilir? Bu şekilde her yerleşkenin, her yerin farklı farklı sorunları üzerine eğilmek istiyorsanız aslında imkan var, işte örnek var. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de işler böyle ilerler. Emsal varsa gerisi de gelir. İşte bunun emsali de var yani, Sürdürülebilir Okullar Projesi. Proje desteği herkese veriyorum zaten. Yani ben tek elden bütün projeleri yürütüp Türkiye'nin her tarafındaki okulları işte sürdürülebilir okul yapayım, böyle bir işe soyunamam. Çünkü benim hani belli bir şeyim var. Hani herkesin bir çapı vardır ya, benim hani o kadar gücüm yetmez. Ya da bunu tek elden yapmak gibi bir dernek olmak gibi bir çabam olmadı. Ama proje desteği, oradaki durumun anlaşılması ve oraya destek bulunması ile ilgili her zaman varım ben. Gelen teklifleri de bu şekilde değerlendiriyorum. Evet, herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Şimdi chatten okuyorum hepsini. Ruha Bey, Gökmen Bey, Sevim Hanım, çok çok teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. Bülent Bey, çok teşekkür ederim. Evet, evet, köyde bir internet üssü. Bülent Başaran yazmış. Kütüphane kaynaklı bir bina. Zaten hani bu şeyde, bizim İncirli'de de internet imkanı var. Oranın çocuklar mesela online eğitim döneminde de kütüphaneyi kullandılar. Şimdi bunları çok fazla söyleyemiyorum. Çünkü hani oranın kullanılması şu an yasak. Ama ne yapsın çocuk, hani evinde interneti yok. Mecbur geliyor, burada internete giriyor dersini. Evde kardeşleri var, işte kuzenler, halalar, dayılar hepsi bir aradalar. Ders çalışacağı zaman mecbur buraya geliyor. Pandemi kuralları gereği maske, mesafe, hijyen, bunları hep sağlamaya çalışıyoruz. Ama sonuçta buranın hiçbir şekilde şu an açık olmaması lazımken bugün orada iki çocuk ders yaptı. İnternet var, bilgisayar var, tablet var. İki bilgisayar, bir tablet var. Geliyorlar, ders yapıyorlar. Yani bu tarzda hani köyün içinde farklı bir hizmet gelişen şartlara göre sağlanıyor. Gökmen Bey, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde herhalde. Evet. Tokmak köyümüze her türlü tarımsal desteği vermeye hazırım diyor. Çok sağ olsun Gökmen Bey. Temadan arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İyi ki varlar. Aynı Sevim Hanım da teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim Sevim Hanım. Safa diyor ki tebrikler. Bir hayal edip bin başarmışsınız. Merak ettiğim konu şu, köy çocuklarının babaları gurbete gitmesin diye başladığınız bu projede istatistik olarak kaç babanın köyde kalmasını sağladığınız hakkında bir sonucunuz var mı diyor. Evet, bunu böyle bir şey oldu, böyle bir gelişme, ama bunu ben sağlamadım. Ben sadece burada bir alan açtım, köylülere olabildiğince topraksız tarım veya
çeşitli tarım, alternatif tarım seçenekleri sunacak olan kişilerle burada eğitim vermelerini, işte köylülerin buluşmasını sadece belki organize ettim. Ama bunu köylüler kendilerine hediye ettiler, köyde kalmayı. 2-3 hafta önce eski bir velimle görüştük. Yani ilk kez eşinin bu sene evde kaldığını ve biliyorsunuz hani pandemi de olsa inşaat sektörü hala devam ediyor. İnşaat sektörü etkilenmedi pandemiden. Ve buna rağmen evde kalmayı tercih etmiş. Arıcılık yapıyorlar şimdi. Çok da güzel müşteriler buluyorlar. Çünkü ben bu köylülere farklı tarım alternatifleri sunmakla ilgili projeler geliştirmek konusunda uğraşırken çok değer verdiğim Tanfer Dinler Hocam, kendisi de bana çok şey olarak, mentörlük olarak çok destekte bulunmuştur. Bana demişti ki önce pazarı bulacaksın, sonra köylüye bunu yap diyeceksin. Çünkü köylü bunu yapar ve satamaz, başarısız olursa senin yaptığın hiçbir şey başarılı görünmez ve senin sözün dinlenmez demişti. Önce pazarı bulup, mesela mantarcılıkta da öyle oldu. Önce pazarı bulduk, sonra köylülere bunu anlattık. Şurada şurada pazarı var, bunu sizden alıp işte şu kişi işte üzerine koyacağı karı da. Çünkü insanlar aracılık yapıyorlar, pazarlamasını yapıyorlar ve üzerine kar koymak istiyorlar. Ama tabii ki burada o kişilerle de anlaşıp köylüyü sömürmeyecek şekilde. Bu şekilde hani doğal köyde çıkan o mantarların hangi mevsimde toplanıp işte karartılmadan, şimdi o konulara çok hakim değilim. Bununla ilgilenen bir ekip kurduk orada. Bunları yapıyorlar, mantar satıyorlar ve çok büyük gelir elde etmeye başladılar. Ve bu onların köyde kalmasını sağlıyor. Resmi bir istatistik, bilimsel bir çalışma yapmadım ama 1/2 oranında şu an erkeklerin köyde kaldığını ve köyün biraz daha canlandığını söyleyebilirim. Erol diyor ki, babamın öğretmenliğini anımsadım. Köylüye hayvan yetiştirmeyi, tarım yapmayı, kadınlara dikiş dikmeyi ise ilk annem öğretmişti diyor. Evet, evet. Ellerinden öpüyorum Erol Bey, babanızın, annenizin. Bora ağabeyim, değerli Aynur Hocam, bu çok kıymetli ve özverili çalışmalarınızı gerçekleştirdiniz ve halen de aynı şek ve gayretle sürdüğünüz için sizi yürekten kutluyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda da size başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Ancak acaba Ayvacık'taki bu projenizin modeli standart bir model proje olarak onaylanıp Milli Eğitim Bakanlığı'nda aynı seviyedeki diğer okullarımız için uygulanabilirliği konusunda bir girişiminiz oldu mu, olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Evet, daha önce de anlattım. Hani farklı okullarda şu anda ben de üçüncü projemi hani kişisel olarak ele aldım. Üçüncü projeyi Amasya'da yaptığımı söyledim ve bunun dışında Urfa'da uygulandı, Ankara'da böyle bir proje uygulanıp bunun etrafında da bir vakıf kuruldu ve onun çalışmalarını yapıyorlar. Burada tabii kişisel olarak hani insanların orada istemesi önemli. Şimdi bu köyler seçilirken tabii gelişi güzel seçilmiyor. Çünkü çok güzel bir bina yapıyorsunuz, oraya koyuyorsunuz ama gelecekte ne olacak? Eğer oraya bakmazsanız yine 2 sene sonra yine aynı kırık cam sendromu. O bir tane küçük taş gelecek, o cama atılacak ve ondan sonra bütün camlar kırılacak, bütün çatılar çökecek, bütün bayraklar inecek, büstler sökülecek. Orada o köye kim sahip çıkacak? Bu aslında en büyük sorun. Aslında benim bununla ilgili de çok güzel bir girişimim oldu. Şu anda biliyorsunuz varsa öyle bir genç arkadaşlar mutlaka onlarla görüşmek isterim. Şu an bir portföy oluşturmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz şu an gençler çok fazla öyle plazalara kapanıp çalışmak istemiyorlar. Çok fazla emir altına girmek istemiyorlar. Ve gidip Ege köylerinde böyle bir lokma bir hırka misali yaşıyorlar. Hani kimseye de eyvallahları yok. İşte ikinci bir tişörtü olmasın.
bununla da gurur duyuyorlar. Yani hatta ben de özendim onlardan, bir karar aldım. Yalova'ya taşınır taşınmaz, taşındığımdan beri bir çorap dahi almadım kendime, o genç arkadaşlarımdan özenerek. Çok güzel, hiçbir şeye ihtiyaç duymayarak, kendilerini zengin tutarak yaşıyorlar köylerde. Ben de onlara şöyle diyorum, bu yaptığımız projelerde siz de gelin. Çünkü okulların, köy okullarının bir de lojmanları var. Bu İncirli'deki okulun lojmanı mesela 2+1, çok güzel bir köy evi. Bu lojmanda oturun, konaklayın ama evli olma şartıyla ve güzel sanatlar mezunu veya dil mezunu olacak, üniversite mezunu olmalarını istiyorum bu gençlerin. Burada yaşayın, hatta işte halk eğitim müdürlüğümüzle işte sizi tanıştırırım, üniversite mezunları halk eğitim kursları açabiliyor. Buradan da bir gelir elde edebiliyorlar. Asgari ücret sınırında oluyor hemen hemen, belki biraz fazla da olabilir ders ücretine göre. Burada gelin, kurslar açın, köye uyum sağlayın, işte doğa yürüyüşleri yapın, orada yaşayın. Bakın hani köylülerimiz de çok candan, içten, İncirli Köyü'ne de güveniyorum insan yapısı olarak. Böyle gençlerle bir şey oluşturuyorum şu an, konuşuyorum, görüşüyorum. Onlarla bir ağ oluşturmaya çalışıyorum. Mesela bu da bir çözüm olabilir. Yani o köylerde kim kalacak, kim yürütecek? Mesela hani şimdi yeni bir şey, fikir de aslında kafamda oluşmaya başladı bu dünyadaki Mars projesinden sonra. Amatör telsizciler var mesela, emekli olmuşlar. Oradan mesela köyde ev almak şu an çok büyük para, biliyorsunuz. Bedavadan ev, yani lojman veriliyor size. Oranın bir yerinde bir amatör telsizcilik şeyi kuralım, istasyonu kuralım ve insanlara da bunu öğretin. Yani köyün gençlerine bunlar anlatmayı da çok seviyorlar anladığım kadarıyla. Biraz hani içlerine bir buçuk aydır girdim. Çok güzel bilgi paylaşımı, donanımları fazla. Çocuklara da bir şeyler anlatsınlar istiyorum. Çünkü amatör telsizciliğim ben biraz şeyim, distopik eserler çok da okumuyorum aslında. Öyle filmler de izlemiyorum ama gelecekteki bu bilgi paylaşımıyla ilgili, internet haberciliğiyle ilgili çok olumsuz düşüncelerim var. Ve manuel haberleşme, telsizli haberleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu benim kendi öngörüm ve enteresan bir bakış açım. Bu yüzden belki bu okullar bu şekilde sürebilir. Ama buralara ne olacağı ile ilgili bir fikriniz ve projeniz yoksa işte o taş mutlaka o cama gelecek ve diğerleri de o kırık camı görüp devam edecek. Evet, Barbaros Bey şu an görevde olduğu için ben bakayım chatten. Evet, Cengiz Bey teşekkür ederim. Çok sağ olun, siz de iyi ki varsınız. Evet, Tınaz Bey soru sormuş. Tınaz Bey aynı zamanda el kaldırmıştı sanırım. Kendiniz. Teşekkür ederim. Yani hem sorum var hem de teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim varlığınıza. Hem teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Çabanız, enerjiniz daim olsun diyorum. Sağ olun. Şimdi bu problem tabii sadece Türkiye'nin problemi değil. Benzer durumdaki ülkelerin tümünün problemi. Şimdi bazı konularda ölçek küçültmek bir çözüm oluyor. Bazılarında da ölçeği büyütmek çözüm olabiliyor. Böyle bir şey düşünülür müsünüz? Düşünülebilir mi? Tabii onun kendine göre bir takım dil sorunları falan gibi şeyler olabilir ama özellikle Birleşmiş Milletler'in bu konuda epey büyük bir çabası var. Yani birçok konuda belki işte politik davranışlar vesaire falan sergiliyorlar. Ama bazı konularda da Birleşmiş Milletler gerçekten varoluş sebebine uygun projeleri de var. Bu konuda böyle bir şeyler düşünüyor musunuz? Yani onu sormak istemiştim.
Olabilir. Özellikle bu dünyadaki Mars projesinden sonra bu tarz şeyleri daha çok düşünmeye başladım. Çünkü bu proje biraz evrensel bir proje. Özellikle uydu gözlemciliği, çocuklara yepyeni bir dünya sunmak, orada yaşayan insanlara farklı bir kapı açmak ve evrensel bir dil bu tabii ki. Özellikle bu projeye başladıktan sonra farklı yerlerde farklı insanlarla tanışıp farklı ülkelerde, Hindistan'da, işte ne bileyim Güney Amerika'nın herhangi bir ülkesinde veya mesela Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olabilir. Hani direkt nokta atışı verdim çünkü orayla ilgili birisiyle görüşüyorum. Böyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani orada da çünkü aynı şeyler var. Köylerde okullar kapanıyor ve o insanlar o köyün ortasındaki o binaya her baktıklarında öfke hissediyorlar. Ve bizim gibi şey kabullenen insanlar olmayabiliyor onlar. Çok daha fazla öfke hissedip düşmanlık da besleyebiliyorlar. Bunlar tabii hep yıkıcı duygular, yani olmaması gereken yeryüzünde duygular. Dünyayı ben çok böyle sınırlı görmüyorum. Çünkü kendi çocuklarıma da şöyle derim. Yani buradaki bulut buradan kalkıp dünyanın her tarafını dolaşıyor. Demek ki buradaki buluta gönderdiğimiz duman sadece bizim çöpümüz veya sadece bizim kirimiz değil, bütün dünyanın sorunu oluyor. O yüzden dünyanın herhangi bir yerindeki bu düşmanlık dalgası bir şekilde bizi de etkiliyor dünyanın her tarafında. Bunu dönüştürecek projeleriniz varsa neden harekete geçmiyorsunuz? Bununla ilgili evet sizinle konuşmadık bu konuda. Çok düşünüyorum bunu. Sözünüzü lütfen unutmayın Aynur Hanım. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Şimdi şu anda sizin de dahil olduğunuz fikir üretimine sağ olun katıldınız. Hatta belki bizi izleyenler de merak ederler yani neyin nesidir bu evet, bahsettikleri diye şeyini bir üzerinde çalıştığımız soruyu okumak istiyorum. Yani bu hepimizi ilgilendiriyor. Tabii. Sorun şu, Türkiye Cumhuriyeti anayasasınca tanımlanan laik demokratik hukuk çerçevesini değiştirmeye yönelik iç ve dış destekli çok boyutlu sorunlar sarmalından kurtulup tekrar benzer durumlara düşülmesini önleyebilecek uygulanabilir çözüm ipuçları neler olabilir? Şimdi buna bir hafta 10 gün evvel başlanmış. Şu an itibariyle işte 209 tane ipucu üretilmiş ve bunlardan da süzüle 23 tane çözüm kalmış. Şimdi onlardan bir tanesi de şunu diyor. Gerçekçi olun, dünyanın değişmekte olduğunun farkına varın diyor. Çünkü bir taraftan iklim değişikliği dolayısıyla biz isteyelim ya da istemeyelim, kimse bize sormayacak bunları. Deniz seviyeleri yükseldikçe belli ülkeler su altında kalacak ve o insanlar oralardan yola çıkacaklar. Su altında kalmamış ülkelere doğru bir göç dalgası bir kere o sebeple gelecek. İkincisi iç savaşlar, kargaşa, hastalık, yoksulluk, çeşitli salgınlar vesaire dolayısıyla insanlar bulundukları yerlerden kalkıp işte ya ara ülkelere yahut da oraları kullanarak başka ülkelere, müreffeh ülkelere gitmeye çalışacaklar. Üçüncüsü daha iyi yaşamak isteyenler kendi ülkelerini terk edecek, gelecekler. Bütün bunların gösterdiği bir bileşke var. O bileşkede Türkiye'nin nüfus kompozisyonunun, demografisinin bizim gönlümüzden geçtiği gibi sadece Türklerden, sadece Müslümanlardan ibaret kalmayacağı yepyeni demografilerin ortaya çıkacağı. Dolayısıyla aynen söylediğiniz gibi artık
Afrika'nın ortasındaki bir bölgenin problemi sadece onların problemi değil. Burada bizim bir problemimiz, sadece bizim problemimiz değil. Dolayısıyla yapabildiğimiz ölçülerde eğer ortaya yeni vizyonlar tasarlayıp koyacaksak bunun bu yeni resme göre olmasını düşünmemiz gerekiyor. Yani emperyal hevesler veya homojenite hevesleri, işte hep biz bize olalım, hiç kimseyi de içimize almayalım, Suriyeliler de defolsunlar gitsinler memleketlerine, sadece biz kendimize benzeyen insanlarla beraber olalım filan gibi rüyalar, başka yerlere de hakim olalım filan gibi şeyler, böyle şeyler gerçekleşmeyecek. Onun için galiba bu tip sorunları genellikle daha büyük ölçekte bakıp, hani global düşün, yerel hareket et diye bir ilkesi evet. var galiba çevrecilerin. Bence bu soruna da biraz öyle bakmakta yarar var galiba. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Dediğiniz çok doğru. Yani dünya bizim evimiz. Bizim evimiz Yalova'dan, Türkiye'den ibaret değil. Dünya yani. O yüzden dünya ölçeğinde bakmak gerekiyor. Yani bu Suriye'deki sorunlar patladığı zaman ya da oradaki olaylar olduğu zaman kim derdi ki 2020 yılında, 2021 yılında Türkiye'de böyle bir şeyler olacak? Ama okuyabilen kişiler okuyordu tabii ki bunun böyle olabileceğini, böyle bir eğilimin olduğunu. Ama etkiliyor, bizi her şey etkiliyor. Yani Afrika'daki bir kabile savaşı yani 20 yıl önce Taksim'de saat satan siyahi vatandaşların gelmesine sebep oldu. Yani onlar da kabile savaşlarından kaçıp geldiler. Evet, evet. Yani böyle. Ben doğrusu şuna dikkat ediyorum. Yani insanoğlunun en önem verdiği şeylerden bir tanesi, canından daha önde saydığı şey çocukları. Evet. Şimdi bu buradan yani Ege'den veya Ege Denizi'ni kullanarak, Akdeniz'i kullanarak başka ülkelere gitmek isteyen göçmenlerin durumunu düşünün. 100 kişi alabilen plastik uyduruk bir sala biniyorlar. Bununla bebeklerini, çocuklarını alarak ölüm ihtimali %50'den daha büyük olduğu, en aptal insanın dahi görebileceği bir şekilde denize açılıyorlar. Ve açıldıkları deniz Akdeniz ya da Ege Denizi, yani son derece tehlikeli, riskli şeyler. Buna rağmen bunu göze aldıklarına göre neyle yarın öbür gün karşılaşacağımızın projeksiyonunu gösteriyor bize. Evet. Bunu yani her türlü problem çözerken tabii ki ilk şey çerçevenin ne olduğuna bakmak. Yani biz buraya nereden geldik, şimdi ne oluyor ve bu nereye kadar gidebilecek? Onu doğru bir resim çizmediğiniz takdirde bütün çözdüğünüz problemler hiçbir anlamsız şeylerdir, hiçbir anlamı olmayan şeylerdir. Onun için bu resmi doğru çizdiğimiz zaman kapanan okullar problemi de, işte laik demokratik cumhuriyeti bekleyen tehlikeler de, başka sorunlar da hepsi birleşiyor. Yeni bir bulamaç oluşturuyor. Yani bu bulamacı bizim anlamaya çalışmamız gerekiyor. Çözümlerimiz de buna göre olacak herhalde. Burada tabii bazen anlamak da kar etmeyebiliyor, yani insan anlayabiliyor ama o çaresizlik, ümitsizlik duygusu öyle bir çörekleniyor ki şey yapamıyor. İşte bu burada da sizler devreye giriyorsunuz. Mesela ben sizleri tanıdığımda çok büyük bir ümit doğdu içime. Gerçekten Birleşik Akıl Ağı'nın içinde olmak, Beyaz Nokta'nın içinde olmak o kadar çok ümit yeşertti ki insanlar en azından sorun. Şimdi şöyle bir şey de var Tınaz Bey. Hani insanın savunma mekanizması gereği, hani bunu şeyde de toplum olma konusunda da çok konuşuyoruz. Tehlike anında insanlar birbirine sarılıyor, kenetleniyor ve o tehlikeyi aşmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz insanlar tehlike altında olduğunun bile farkında değiller. Yani öyle bir şeyde yaşıyorlar ki, illüzyonun içinde yaşıyorlar ki. Ve o yüzden tehlike altında olduğunun farkında olmadıkları için birbirlerine sarılamıyorlar. Ayrıldıkça ayrılıyorlar, ayrıldıkça ayrılıyorlar.
Böyle bir ortamda hiçbir şeye bir faydanız yok. İki kelime söylenseniz hemen etiketleniyorsunuz. O partidensin, şu görüştensin, şu sendikadasın. Hemen senin sözün zaten duyulmuyor ondan sonra, yani sesler kısılıyor. O çaresiz kalıyorsun bir yerde. İşte sizler gibi insanlarla tanışmak, sizinle tanışmak, vakfınızı görmek, işte çalışmalarınızın içinde yer almak beni o yüzden o kadar çok mutlu etti, motive etti birçok şeye karşı. En azından insanlar bir tehlike olduğunu biliyor. Tehlike altında da birleşebileceğine dair ümitleri var. Bunun yollarını arıyorlar. Yani Tınaz Bey sürekli bunu merak ediyor. Acaba nasıl olur bu birleşik akıl ağı diye. Bu çaba, bu azim bana gerçekten çok fazla güç veriyor. Yakıt oluyor benim için. İyi ki varsınız. Sağ olun. Karşılık oluyor işte. Bayram Bey diyor ki çabalarınızı başarınızı takdir ediyorum. Bu girişimimizden örnek alıp uygulanması ve yaygınlaşması için bu sunumun izleyenler tarafından kendi sosyal medyalarında paylaşılmasını diliyorum. Aynı şeyi ben de diliyorum sizlerden, rica ediyorum. Biraz paylaşırsanız. Yani evet, mutlaka biz zaten koyacağız ya, kendi sosyal medyamda nasıl paylaşırım diye düşündüm, adını değiştireceğim. Neyin adını? Bu şeyin konferansın. Konferansı paylaşacağız ya, onun üzerine bir idealist bir hanım öğretmenin yaptıkları yazacağım ben. Yok, orada şimdi öyle yazmayın. Şimdi bunu ben bu projeye özellikle dikkat ediyorum ki bir kişi bazında bakılmasın. Yani çünkü projenin kendi enerjisi var. Gerçekten çok güzel bir enerjisi var. Bu akıp gidiyor. Yani burada hani bir reklama, bir motivasyona gerçekten gerek yok. Bu benim sadece, ben projeye hizmet ediyorum. Yani projenin bir gönüllüsüyüm. O projenin enerjisinin akması için bir şeyim sadece, aracıyım. O yüzden direkt sürdürülebilir okullar diye yayarsanız sevinirim. Vazgeçtim, tartışmıyorum, yazmayacağım. Ne derseniz onu yapayım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hüseyin Bey, Aynur Hanım çok zor ama çok değerli bir çaba içerisindesiniz. Sizi kutlar ve başarılar dilerim. Bir sorum var. Herhangi bir işte başarının oluşması ve sürdürülmesi için üç şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Girişim, örgütlenme, denetleme. Ayaklarının yere sağlam olarak basması gerekir. Sizin bu girişimlerinizin örgütlenme ve denetleme aşamaları nasıl olur? Zaman içinde kanıksanan ve sadece tek kişiye bağlı yürüyen işler sonuçsuz kalabiliyor. Bu konuda ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum Hüseyin Bey'e. Gerçekten hani bir kişinin çabasıyla, o yüzden diyorum ya, hani bu benim yaptığım bir şey değil. Projenin kendi enerjisi var, kendi bir ritmi var, işleyişi var ve ben de buna sadece aracıyım, hizmet ediyorum. Bunu nasıl oluyor? Şimdi mesela İncirli ile ilgili ilk baştan beri sunumumda da bahsettiğim, zaten amacım buranın ilçe halk kütüphanesinin bir birimi, çocuk ve kadın kütüphanesi olarak bir birimi statüsünde devlete teslim edilmesi, zaten benim baştan beri amacım. Bu olana kadar, oluşana kadar, çünkü devlette yani bir şey açmayacağım, yani bar açmayacağım, meyhane açmayacağım, kafe açmayacağım. Bir ilçe halk kütüphanesi açacağız bir Ayvacık ilçesine. Bununla ilgili 3 senedir yazışıyoruz. Yani bu resmi prosedürler, detaylar, bürokrasi o kadar ağır ilerliyor ki. Şimdi mesela inşaatı bitti, sırayla gidiyor her şey. Mefruşatı için ihaleler yapılacak. Yani bu ihale süreçleri dediğimiz şeyler de 3-4 ay gidiyor. Bu olana kadar bu köyde, İncirli köyünde bu kütüphaneyle ilgilenecek olan, işte Mehmet Kara'dan bahsettim, Mehmet abi. Onun her şeyiyle ilgileniyor ve sürekli görüşüyoruz. Bu hani sadece bana bağlı olarak giden bir şey değil.
ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak giden bir birim olacak burası ve bir devlet dairesi olacak ileride. Ve öyle olmasa diye de alternatif çözümler var kendi içerisinde. Aynı şey için de geçerli, Amasya için de geçerli. Direkt muhtarla ve o köylüyle sahiplenerek gidilmesi yolunda. Çünkü dediğim gibi baştan her yerde binayı onarabilirsiniz, bu içine kitapları doldurabilirsiniz. Son teknolojik aletler getirebilirsiniz ama ne olacak? O yüzden seçtiğiniz köylerin sürmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Kimler gidecek, kimler yapılacak, buna bir kurum sahiplenecek mi? Akıbeti ne olacakla ilgili çok ince şeyler yapmanız gerekiyor. Çünkü yani çok fazla teklif geliyor mesela, sürekli görüşüyorum insanlarla. Benim hani çocuklarım ve eşim gerçekten sabırları için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle eşime, ona bazen takılıyorum yani beni engellemediğin için teşekkür ederim diye. Gerçekten büyük bir özveri onların, fedakarlık yaptıkları. Sürekli insanlarla görüşüyorum, mailleşiyorum, haberleşiyorum. Çok emek harcıyorum bununla ilgili. Yoksa olur yani, her yerde açarsınız ve birden popüler olursunuz. İşte Aynur öğretmen yüzlerce okul açtı, yüzlerce köy kütüphanesi oluşturdu falan. Bunu demek çok kolay ama işte dediğiniz gibi sürdürmek için de o şeyleri düşünüyoruz, detaylandırıyoruz. Önder Kayan Hocam diyor ki, tebrik ediyor, teşekkür ediyor. Benzer çalışmalar yapan bir vakfımız var bizim diyor. Toplum Hizmetleri Vakfı. Hı hı. Beraber güç birliği arzusu uyandı içimde diyor. İnşallah fırsat buluruz. Tekrar tebrikler, sunum için teşekkürler. Ben Önder Hoca'yla sizi iletişiminizi sağlarım. Çok teşekkür ediyorum Önder Hocama. Toplum Hizmetleri Vakfı'yla tabii ki ortak işbirlikleri yapmak isterim. Tam sizin mesajınızdan önce de benim telefonum ve e-mailim var. Buradan bana bir mesaj atarsanız ben sizinle mutlaka iletişime geçip neler yapabileceğimiz hakkında konuşmak isterim. Çünkü sadece mesela bu derneklerle, vakıflarla olan çalışmalar gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü mesela sadece benim olduğum yerde çalışmalar yapmıyoruz. Şu an Ayvacık'ın çok köyleri vardır. İşte Döngel diye bir köyü var mesela. Karşı Döngel, Beri Döngel, O Döngel, Bu Döngel. Böyle 4-5 tane Döngel diye köyü var. Sanki başka isim yokmuş gibi hepsini Döngel demişler. O kadar geri bir köy ki yani hep doğudan bahsedilir. Ben bunu mesela İstanbul'da ilk öğretmenlik yaptığım yer Altınşehir diye bir semtti, Küçükçekmece'de. Orada görmüştüm. Yani hep böyle doğudan bahsediliyor ya. İstanbul'un da öyle yerleri var ki doğu onun yanında çok çok ileride kalıyor. Mesela Samsun'da o Döngel dediğim köyler de öyle. O kadar geri yani, hala başlık parası var. Şey olarak değil yani, hani yaşam standartı olarak değil, düşünce bakış açısı olarak da çok geri. Hala çok farklı adetler var. İşte ne bileyim, çocukları okutmamak için bin bir takla atılıyor. Geri kalmışlığa o kadar çok tutunuyorlar ki, çünkü onların o konforlu alanı, onları oradan çıkarmak çok zor. Çok yaptığımız projeler var o tarz köylerle ilgili. Mutlaka sizlerle de iletişime geçmek isterim bu konuda. Ahmet Gürel Bey diyor ki, kutlarım, siz günümüzün Çalıkuşu'su olmuşsunuz diyor. Yok. Köy Enstitüsü mezunu öğretmenin yaptıklarına benzer işler yapmışsınız. 21 köy enstitüsünün müze yapamadık ama Ankara Büyükşehir Belediyesi Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü müze yapıyor diye haber veriyor. Evet. Selim Sarkım Hanım diyor. Projenizin gereklerini yere getirildikten sonra emanet ettiğiniz sürekliliği sağlamak için yol haritanız nedir? Onu bahsettiniz. Örneğin muhtarın isteksizliği projeyi çok etkileyebiliyor mu? Bu tür engelleri nasıl aşıyorsunuz? Evet, mesela bizim köyümüzde hani izliyorsa eğer, özür dilerim kendisinden. Muhtarımız çok istekli değildi Ayvacık'taki. Orada hani muhtarımıza şöyle hani
İnsanlar niye isteksiz oluyor? Çünkü durup dururken başlarına iş çıkıyor. Şimdi herkes sizinle aynı motivasyonda olmayabiliyor. Ben hayatımın bu diliminde yüksek motivasyona sahibim. Belki 5 sene önce ben de şeydim, yani hani kendi havamda yaşamak istiyordum. Belki o kişinin de, o muhtarın da öyle bir dönemidir diye düşünüyorum. Yani ben o gözle bakıyorum. İlle hani muhtarı yargılamak, niye isteksiz bu adam, niye istemiyor falan diye kızmıyorum da onun öyle bir zamanına denk gelmiştir. Ve onlara şöyle diyorum, muhtara öyle dedim yani. Yani senin işte ne cebinden para çıkacak ne de sana bir yükü olacak. Muhtar sadece sen şurayı imzala, sana hiçbir külfeti olmayacak bunun diye. Ama tabii ki o köyde isteyen birilerinin olması. Bir de köyler dediğimiz şey zaten biliyoruz hani Türk köylerinde köyün yarısı akrabadır. O aileyi güzel ele aldığınız zaman, güzel inandırdığınız zaman o aile zaten okulu sahipleniyor. Yani köyün yarısı sahiplenmiş oluyor. Sorularımız bu kadardı. Ben Tınaz Bey'e tekrardan katkısı var mı diye soracağım. Çok teşekkür ederim Barbaros Bey. Söyleyeceklerimi çoğunu toparladım. Öyle görünüyor ki yani tek tek sorunları birbirinden ayırıp izole ettiğimiz zaman her şey çok kolay görünüyor. Ama bir araya koyduğunuz zaman karmaşıklaşmaya başlıyor ve insanlarda yılgınlık üretiyor. Şimdi tabii yılgınlık herhalde en tedavi edilemez hastalık, çünkü hiçbir ilacı yok. Ancak iç motivasyonla halledilebilir. Burada bir şeyle, alçak gönüllülükle şunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü hani bir böbreğe ihtiyacım var desem belki çok kişi çıkabilir. Yani bende 2 tane var, birini sana vereyim diye. Ama akıl dendiği anda katiyen ona toz kondurmuyoruz. Yani aklımızın yettiğini ama gücümüzün yetmediği gibi bir inancımız var. Bence kilit burada. Bu kilidi kırmamız gerekiyor. Bunun anahtarı yok çünkü. Bunu kırıp aklımızın yetmediğini kabul etmemiz gerekiyor. İşte bütün yardımlaşmanın anahtarı falan da orada başlıyor. Bu onun için daha yetkin, birleşik bir akıl üretebilme konusu. Hepimizin ortak derdi olmak zorunda. Bunu becerebildiğimiz ölçüde, bu 0-1 gibi bir şey değil. Yani 0'la 1 arasında yüzlerce gri ton var. Bugün çözümsüz gibi görünen, karabasan gibi bizi sarmalayan problemlerle ancak bu şekilde başa çıkacağız. Her toplantıda işte bir biçimde bunu sarmalayıp gündeme getiriyorum. Ama bunu lütfen üzerinde duralım bu işin. Akıllarımız yetmiyor. Bu akıldan daha yetkin bir akla ihtiyacımız var. Tek kişi aklı değil bu. Tek kişilerin aklı yetmiyor bu işe. Onun için ortak akıl da değil. Uzlaşıya değil. Hepsini de içeren daha büyük bir akla ihtiyacımız var. Bunun yöntemini geliştirmeye ihtiyacımız var. Elimizde yavaş yavaş da birikmiş epey deneyim var bu konuda. Problemi çözdük demiyorum ama çözme yolunda çok şey öğrendik. Bunu paylaşalım, büyütelim ve problemlerimizi böyle çözmeye çalışalım. Yoksa sürekli olarak ağzı kalabalık, öykünen, suçlayan, yakınan, ağlayan, ondan sonra da istirahate çekilen bir toplum oluyoruz. Dünyanın bu kalabalığı bu tip toplumları artık tolere etmiyor. Bunlara yer yok. Bunları bir şekilde tasfiye ediyor. Biz tasfiye olmak istemiyoruz. Ben tasfiye olmak istemiyorum. Ailem de olsun istemiyorum. Sizler de tasfiye olun istemiyorum. Herhalde siz de aynı şeyleri düşünüyorsunuzdur. Buna teslim olmayacağız. Burada karşımızda belirli bir kişi, grup, kesim, toplum, öyle bir şeyler yok. Ama böyle bir durum var ortada. Böyle bir akılsızlık durumu var. Bunu aşabilmemiz gerekiyor.
Söyleyeceklerim bundan ibaret. Yardımlarınızı bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Sağ olun efendim. Toplantımızın sonuna geldik sorular bitince. Ben her zaman olduğu gibi manifestomu okuyorum. Şiarımız Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Balık yemeli, nasıl tutulur bilmeli. Mavi Vatan'da kadın yüzer. Yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarını. Çünkü Mavi Vatan sözde olmaz, kültürde ise olur. Kullarımızı açın, deniz sesi açılsın, Kuleli Askeri Lisesi açılsın, askeri tıbbi açılsın ve Mavi Vatan müfredata girsin. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Haydi gelin, akıllarımızı birleştirelim ve yelkenlerimizi mavi vatan rüzgarıyla doldurarak okyanuslara açılalım.